Merhabalar efendim. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spor dünyasında yaşanan gelişmeleri sağımda ve solumda bulunan kıymetli iki hocamla birlikte değerlendireceğiz. Bir tarafım Mahmut Alparslan, öteki tarafımda Güvenç Kurtar'la birlikte gündemi değerlendirirken elbette ki sıcak gündemimiz dakikalar önce belirlenmiş oldu. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkabilmek için playoff yarışı verecek. O playoff yarışındaki rakibimiz de dakikalar önce belli oldu. Macaristan'la 20 ve 23 Mart tarihlerinde oynayacağımız maçlarla birlikte A Ligi'ne dair çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Bu seyrimiz belli olacak. 20'sinde ülkemizde, 23'ünde de deplasmanda. Macaristan'la olan hani siyasi ikili ilişkilerimiz oldukça sıcak ve güzel. Bakalım futbola bu iklim nasıl yansıyacak, bu çekişmeye nasıl yansıyacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz efendim. Şimdi iki hocamla birlikte sıcağı sıcağına bu gündemi bir konuşalım istiyorum. Macaristan eşleşmesi. Güvenç hocam, yemeği yedin. Keyifler yerinde. Gene de seninle başlayalım. Ne söyleyeceğim biliyor musun? Şimdi bana bu kura çekilmeden evvel sorsaydınız kim çıkar? Macaristan'da kimin maçı var? Bizim? Beşiktaş'ın maçı var. Kesin orası çıkar diyecektim. Ben vallahi yukarıda sabahtan beri Macaristan diyordum. Öyle değil. Ağzımla da çağırdım Macaristan'ı. Şöyle söyleyeyim. Mesela X bir kupa maçı oynanıyor ya. Birisi lig maçı da var, ona denk geliyor. Hep böyledir. Macaristan'da oynayacak birisi var ya, dedim ki kim oynuyor bilmiyorum ben. Belki Fenerbahçe kimle oynuyor bilmiyorum. Galatasaray deplasmanda kimle oynuyor ama yani bizim oynadığımız takımlardan birisinde ülkede oynayacaklar diye düşünüyordum. Macaristan çıktı. Hayırlı olsun, hemen Salah'ı geliyor aklıma. Fenerbahçe'nin stoperi. Oynuyor mu bir yerlerde, merak ediyorum. Gitti bir yerde oynayamadı. Hoffenheim'de o galiba. Hoffenheim'de da. Yani oynayamıyordu çok. Bilmiyorum ki. Bizim gibi Nelson gibi. Gözden ırak olunca. Ya niye Irak ya? Futboldan Irak. Yok, gözden Irak. Gözden değil, futboldan da Irak. Neyse biraz ağır konuşuyoruz ama yani biraz espri yapıyoruz. Oynamıyordur kesin. Bu arada Macaristan eşleşmesi şöyle de kıymetli. Macaristan'la ilişkileri de hesaba kattığımız zaman o bölgede hatta UEFA Beşiktaş maçının nerede oynanması konusunda kararsız kalınca Macaristan'ın da talebi burada kıymetliydi. Evet. Orada da büyükelçimiz var. Gülşen Karanis Ekşioğlu. Çok da sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. Sayın büyükelçimize de eşi bu arada Ekrem Ekşioğlu. Eski futbolcu Ekrem'i bilirsiniz zaten. Tabii canım. Ona da buradan da çok selam olsun. Orada, her ikisine de. Gülbaba orada türbesi. Tabii ben Gülbaba'nın türbesini de gördüm. O halde Sayın Adnan Polat'ın da kulağını çınlatalım. O da orada Sayın eski başkanın da emeği çok büyüktür o bölgede. Her birinin emeklerine sağlık. Gülşen'e de Ekrem'e de buradan selam olsun. Selamlar. Ekrem benim futbolcum ya. Evet hocam. Sebat'tan. Benim yani şu hayatta tanıdığım en beyefendi, yani futbol hayatında da her şeyine kefil olabileceğim ender insanlardan da biridir. Bunu açık söyleyeyim. Sonra Başakşehir'e geldi galiba. İBB'de. İyi de oynuyordu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Sebat'a geldiğimde ilk 11 futbolcusu değildi ama çok şey yaptı. Beyefendi, azimli. Gelişim gösterdi. Falan. Bir şeyini hatırlıyorum onun pozisyonunu. Bana kızdı herhalde. Fenerbahçe maçıydı. Birisini var ya arkadan yakaladı belinden, tamam mı? Güreşçi gibi, tamam mı? Hakem de atmadı biliyor musun? Kimse yok. Çok enteresan. Böyle bir pozisyon var. O gitler serbest hoca. Yok yani. Ya Ekrem'e buradan selamlar. Eşine selamlar. Kesinlikle, burada. Kesinlikle hocam. Her birine bir kez daha selam olsun. Ekrem'e bu arada Atilla Salah konusunda zaten hocam Hoffenheim cevabını verdiği için ben onda başka şeyler düşündüğüm için araya hiç girmedim. O da havada kalmasın hocam sizin özelinizde. Şimdi milli takımımızın Macaristan eşleşmesi. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Nasıl bir macera bizi bekliyor? Ben mesela açık söyleyeyim istiyordum ki hiç acil ligine çıkmayalım. Hazır Uluslar Ligi'nin en büyük avantajı olan bizim nazarımızda Dünya Kupası'na gidebilmek için bir bilet hakkı daha doğuyordu ya burada eğer lider olabilseydik. O hakkı kaybettikten sonra A Ligi'ne ben açık söyleyeyim çıkmak istemiyorum. Orada cebelleşmek istemiyorum. Evet. Ama gel gör ki şimdi Macaristan eşleşmesi. Elensen bir türlü, elesen bir başka türlü. Hocam nasıl bakıyorsunuz olaya? Şimdi nasıl bakıyorum ben? Uzaktan. Yok, yakından bakıyorum şimdi. Bizim 4-2 yendiğimiz maçtan evvel burada aynı bu yerimde oturuyorum. Kadro açıklandı. Milli takım kadrosu o gün. Oynanacak kadro. Heh dedim bu kadro galip gelir. Bu kadro yani benim düşündüğüm, istediğim bir kadro ve galip geldik. Ama dedim ki bak ben bu kadrodan dedim, daha maçtan evvel konuşuyorum.
kenarda yedekte iki tane futbolcu koyayım dedim. Yenemeyiz. Berabere kalırız. Ben gene bu kadrodan üçüncü bir futbolcuyu da koyayım dedim. Yeniliriz dedim. Bu üç futbolcu bu maçta oynadı. Yani başka bir şey söylemeye gerek var mı? Keşke o söylemlerim burada şey yapsa. Gelse, banta gelse de tekrar bir izlesek. Aynı. Yine şimdi mesela Beşiktaş'la da ilgili söyleyeyim. Ernest Saati'yi oynattı. Müddetçi galip gelme şansın az. Diyeceksin ki başta geldi falan. Olmaz. Olmaz. Şimdi şey yok. Bunun felsefesi yanlış. Hocanın yanlış. Benim inanamadığım şeyler var. Mesela ben oynatmam. Bu maçta ben sağ bek Zeki oynatırdım. Orta sahaya İsmail'le şeyi koyardım. Kaan Ayan'ı. Yenilmezdim. Galip gelirim. Başkası bir şey söylemiyorum. Ha, ilerisi şusu busu. Bir kere Semih'i direkt koyardım. Çamurlu sağ alıyor, götürüyor. Ya desen ki Semih'i oynatacağım bir maç var mı? Bu maçtı yani. Vallahi benim en çok eleştirdiğim Barış Alper o bölgenin oyuncusu mu değil mi konusunda ya da milli takımda başka alternatifler varken o oynatılmalı mı konusunda bu maç bence Barış Alper'in de maçıydı. Barış Alper olabilir ama santrafor'da Semih'in maçıydı ya. Semih de yani Semih başka bir yerde bana oynat desen oynama. Şu var ama yani sağ düzgün olsa orada oynayacak Cenk Tosun'dur. Kadroda yok zaten. 39 yaşındaki adam şeyde oynuyor. Avrupa'da oynuyor, gol atıyor. Almanya şuraya buraya. Ceko. Bizim 33 yaşındaki arkadaşımız, kardeşimiz, futbolcumuz şeyde yok. Ama onun sebebi yaşla alakalı olmadığı söyleniyor. Tamam da neyle alakalı? Takımında oynayıp oynamamayla alakalı. Ne alakalı? Ya oynamayabilir. Öbürleri oynuyor da ne yapıyor ya? Bu arada oynuyor da ne yapıyor bu yani? Beklentiye girerken kesinlikle haklısınız. Şu sebeple haklısınız diyorum. Geçmişte Montella takımlarında oynamayıp milli takıma çağırdığı nice oyuncu yaşattı bize. Var Samet sebeple haklısınız. Var, Samet var. Tabii. Yani, Samet vardı, Yunus yok, vardı şu zamanında. Şu anda. Daha tabii. Gene aldı, attı içeri. O yüzden tabii. Haklısınız yani. Bir yorum yapamıyorum. Hocam affınıza sığınarak bir Mahmut hocama tabii, da dönmek tabii, istiyorum. Tabii. Ondan da bir Macaristan Mahmut eşleşmesinin... Mahmut hocayla bu görüşlerimiz aynı. İsterse ayrı olsun bak yani yoksa... Valla ben... Ayrı olduğunuz görüşün sohbetini ilerleyen dakikalarda evet, açacağım Mahmut Hocam. Macaristan yani böyle kolay bir lokma değil. Herkes Macaristan çıktı seviniyor ediyor. Biz öyleyizdir bilirsin yani. Bakarsın böyle tamam ama o kadar kolay değil. En son bilmiyorum Hollanda maçını izlediniz mi? 4-0 mağlup oldum. Onda bir aşağı yukarı 15 dakikanın üzerinde bir duraklama oldu. Vallahi orada bir hastalık oldu evet. Galiba. Macaristan yardımcı hocası rahatsızlandı. Kalp krizi gibi evet. Bir şey oldu. O yüzden. Ve hakemler de sordular. Oynayalım mı oynamayalım devam edecek mi? Onlar bir gene orta sahada bir toplantı yaptı ve maç oynama kararı verdi Macaristan oyuncu. Evet. O şekilde maçı. Son maçta Almanya ile 1-1 kaldılar. Hani öyle çok basit bir takıma karşı oynamıyor. Ama ne var şansımız şu var. Bekleyen bir takıma karşı oynayacağız. Oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Burada da işte bizim faktörlerimiz ortaya çıkacak. Biz şu kontratağı sevdiğimiz için milli takım oyunu. Hı hı. O terzi bir oyun olduğu için. Burada artık hocanın çıkaracağı kadro kimlerle oynar kimlerle. Çok fazla da değişiklik olmadan en fazla bir iki tane oyuncumuz değişecek. Belli. Yani Avrupa Şampiyonası'nda nasıl oynadıysak Macaristan'a karşı da büyük olasılıkla o şekilde oynarız. Çift ayaklı maç. Evet. 20'sinde içeride, 23'ü dışarıda. Evet. Mart ayında, 2025. Çift ayakta bir maç olduğu için bunun tabii planını, programını oradaki yetkililer daha iyi yapacaklar. İçeride nasıl oynarsın, ofansif oynarsın, oynadığın zaman bir daha fazla sıkıntılarımız var. Ne kadar birbirlerini tanıyor olsa bile şeyde pozisyon duruşlarda o kadar çok hatalar yaparlar ki çıkışlarda hata yapılır. İşte Karabağ maçında gördük. Karadağ maçının da önemli anları ekranda dönüyor. Yani sadece o değil farklı yerlerde de hocalar bunları görmüşlerdir, analizler ederler, yatırır. Ama tekrar vurgulayayım. Dört takım hepsi birbirinden farklı bir oyun prensiplerine sahip, oyunculara sahip. Yani Macaristan çok kolay bir lokma değil. A ligine çıkma maçı. Bakalım seyir nasıl olacak? Gitmek hani, mi zor, kalmak mı zor? Az önce onu dedim ya hocam. Yani vallahi çıksan bir türlü, çıkmasan iki türlü. Şimdi çıkmasan anormal eleştirilerle karşı karşıya kalacak hep Montella. Hep öyle zaten. Hep öyle. Bir maç kaybetti mi gidiyorsun abi. Eleştirir. Ya çıksa ne olur ya? Karşılaşacağımız rakipler çok artacak. Hayır, onu da değil. Dünya Kupası'na bilet alacak mıydık birinci olsaydık? İhtimalimiz vardı tabii. Şimdi ya bırak ya... Şimdi bak hoca biraz evvel dedi ki işte yani yetkililer işte gerekeni yapacak. Yapmaz. Yapmıyor çünkü. Felsefesi yanlış. Adamın yanlış ya. Yanlış arkadaş ya. Sen ya şimdi isim söyleyeceğim. Yani futbolcuların isimlerini de söylemek istiyorum. Tabii. Hollanda maçı
bir futbolcumuz onun yüzünden iki tane gol yedik. Onun yüzünden yani. Hala onu oynatıyor arkadaş. O zaman. Hocanın bir ısrarı yani, var. Yani ne oyun ısrarı, ya oyuncu grubu ısrarı. Ya oyuncu grubu ısrarı olabilir. Tamam mı? Ama sen ya bunu göremiyor mu ya? Geçen burada Kerem'le Onur vardı. Bir fıkra anlattım. Ben ikisi de gülmedi biliyor musun? Anlayamadılar ya. Hadi buyur. Aman hocam. Yine mi anlatacaksınız? Hayır, ben hazırlık buldum. Bitince bari söyleyin. Hayır. En azından o anda ben güleyim. Şöyle fıkrayı anlatmayacağım da. Şimdi önünde adam geçiyor. 1-2-3 geçiyorlar Hollanda maçında. Önündeki adamı 1-2-3-5 geçiyor. Tren gibi gidiyorlar. Onunla ilgili fıkra anlattı. Görmüyor mu bunu? Görmedi işte. Fıkrada onunla ilgili ikisi de böyle. Yani hocam. Yani pes yani. Zaman tabii futbolcular tutulmuş gösteriyor. Hadi bir 11 çıkardın. Amin. Kabul ettik. İlk 11'i çıkardın. Şimdi senin 5 tane de oyuncu değiştirme şansları var şimdi. Atıyorum olma 30. dakikada da oyuncuyu değiştirirsin. Hadi yapmadı 45'te farklı bir bölgelerde ama. Macarları kolay lokma zannetmeyelim. Ve şey diyorlar tekrardan yeni bir yapılanma. Bunlar yapılanmıyor. Bunlar var olanları piyasaya çıkarıyorlar oyuncularını. Ve çok Avrupa'nın seri elit liglerinde de oynayan oyuncular var. Ya bizde olduğu gibi dikkat etmek lazım. Bizim en etkili bölgemiz abi kim ne derse desin forvet bölgesi. En etkili bölgemiz. Hmm. Forvet bölgesi yani hepsi farklı oyuncular. Çok çabuk oyuncular. Bak herkese gol atarsın. Hep bu temcit bir lafı tekrarlıyorum. Herkese gol atarsın. Kenan'ı da, Kerem'i de, Barış'ı da. Santrafor olsun veyahut da olmasın. Ama sen santrafor özellikle, golcü özellikle bir oyuncu getirsen daha fazla atarsın. Ama çünkü arkası da, hocam yol geçen anı gibi. İşte onu diyorum. Orta sahada arka Hakan olmadığı zaman zaten tamamıyla gidiyorsun. Hocam çünkü, o da olmayabilir ya. Şimdi hocam bizde en büyük sıkıntı bu. İkincisini atamıyoruz oraya. Olayı tutamıyoruz. Mesela bu maçta, geçtiğimiz maçta Hakan olmuş olsaydı orta sahadaki oyunu daha farklı şekillendirebilirdi. Ya hiç olmazsa boşluk herhalde vermez. Herhalde canım Hakan bambaşka bir futbolcu yani, ama şöyle söyleyeyim. O zeminde de Hakan'ın o oyununu görebilir miydik diye düşünmeden görürdük, de edemiyoruz. Görürüz. Akıllı adam. Görürüz. O top sürme tık diye bir de vur ya, falan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pardon. 16 yaşından beri Hakan ay yıldızlı formayı giyiyor bak. 16 yaşından beri. Tabii. Ki birebir bilen bildiğim bir. Yani çok büyük bir tecrübe şu anda. Milli takımın en büyük tecrübe. Ulusal olarak. Kaptanımız abi. Ama şimdi kaptan olabilirsin ama tecrübe önemlidir. Olmadığı zaman yenilecek miyiz abi? O saygıyı atfettiler kaptanlık vererek. Onu demek istiyorum. O vakit onu aldığın zaman olmadığı zaman ona göre uygun oyuncu kim olacak orada onu getireceksin. Benim Kıvanç abim telefon açtı bana. Ben bir ödül törenindeydim eve gidiyorum. Biliyor musun dedi orta sahayı. Bir söyledi. Eyvah zaten biliyor benim şeyimi felsefemi. Eyvah dedim ya. Eyvah. Seyretmeyeceğim dedim. Sonra bizim Selahattin'i aradım. Maç oynanırken. Seyretmiyorum. Tamam mı? O da tabii bize, ben de hemen hemen aynı görüşte. Şimdi orta sahaya baktığın zaman ya şimdi bir Orkun'un bir geri pası var. Düştü ayağa kaydı falan. Verdi rakiplere falan. Neyse karşı karşıya çıkarttı Mert onu. O da değil. Ya senin iki tane tekrar söylüyorum. İki tane sen bir puana da çıkabilirsin. Tamam mı? Gol de atarsın. Ya koy İsmail'le oraya kim var şeyde sağlam bir adam tamam mı? Kaan Ayan'ı koy. Bitti arkadaş. Senin iki tane arkadaşın savunma özelliği yok Orkun'un. Orkun müthiş bir futbolcu. İnşallah da Liverpool'a gider orada da seyrederiz. Ya Okay bu sahada çamur sahada biraz ağır kalıyor zaten. Ya koysana iki tane oraya adam. Ya bu nasıl çıkartırsın arkadaş? Ya ben ya Selçuk falan bizi dinlemiyorsa dinliyorsa kardeşim ne iş yapıyorsun? Ya ben vallahi çıkartmam. Hocanın kapıyı kaparım, kilitlerim biliyor musun? Otel odasında baygın derim, bilmem ne derim, o takımı çıkarttırmam. Bak şimdi geçen Sayın Büyük Ekşi'yle Federasyon Başkanımıza ben burada mesaj atmıştım. Burada duruyor mesajlar. Geçen gün maç golden sonra da aradım. Sağ olsun o da beni aradı. Demiştim ki bak şunlar oysa eyvah eyvah yazmıştım. Eyvah eyvah. Şimdi bunlara bir tane daha var. Bir stoper aldılar. İsim vermeyeceğim şimdi. Hiç anca şeyde oynar Bayrampaşa'da. Onu da aldık. Şimdi o da kadroda. Ya dedim ki bu 4 tane adamın orada ne işi var? Ya hocam dedi şey yapamıyoruz. Yani biliyorsun dedi yani şey falan. Tam Avusturya maçından hocam önce yine mesaj attı bana. Bak şu kadroyla çıksın diye mesaj açıyor. Sağ olsun teşekkür ediyorum ona da. Buradan da selamlar Sayın Başkanımıza. Baktı Salih Aris senin kadro çıkıyor dedi tamam mı? Ve yendik zaten o günde yani Avusturya'yı yendik. Şimdi yine
Şimdi biz Macaristan istediği kadar zor olsun. Ben yine kadroya bakacağım. Ben sana söyleyeceğim ne olacağını. Ama bu kadar da yani bir şey görüp de arkadaş yani görüyorsun işte. Orta saha belli hocam. Orta sahada Hakan oynayacak, Orkun oynayacak. Önünde Arda oynayacak. İşte ben sana şimdiden söyleyeyim eğer sakatlık olmazsa. Neyse yani. Bak orta ya, saha. Olmazsa oraya Kaan Ayhan'ı koyarım. Stoperleri kim olacak? O stoper şey kesin bir kere. Eyvah yani. Söyleme sakın. Merih kesin olur. Çağlar zaten sakat. O vakite kadar düzelir. Hocam Mart ayı bu Mart'a ya. Mart'a kadar düzelir Mart'a hocam. Düzelir herhalde. Yani ya Çağlar'a da... Çağlar'la Merih oynadık. Ben de öyle düşündüm. Çağlar'a da bir algı yarattılar şimdi. Çağlar'ı yerden yere vuruyorlar. Ya senin... Ya şimdi isim veriyorarak söyleyeceğim. Bir tutturmuşlar. Cuku ile Beko'ya ideal şeymiş. Solda Ferdi oynar. Bak sana söyleyeyim. Solda Ferdi oynar. Sağda... Mert Müldür'le ne? Şey arasında gider. Zeki arasında gider. Zeki oynar abi. Zeki tamam, oynar. Ön tarafı bilmem abi. Ön tarafta peki bakalım. Kenan Garan bak şimdiden yapıyoruz takımı. Daha o zamana olmaz. Çok var. 5 ay var yaklaşık. 4 ay var diyelim. Ayın 20'si de çünkü ilk maç. Bugün ayın 22'si. Elinizdeki o orta sahaya o kurguyu çok değiştirmez o şey. Yani, tahmin etmiyorum değiştireceğini. Aralık ayında da Dünya Kupası eleme grubumuz belli olacak. O da önemli. Bakalım 5 takımlı mı yoksa 4 takımlı gruba mı düşeceğiz? Oraya gidelim ya. Eğer 4 takımlı gruba düşecek olursak muhtemeldir Haziran'daki milli takım arasında hazırlık maçlarıyla geçilecek. Eğer 5 takımlı gruba düşersek Mart ayında playofflar oynayacağız. Haziran, Eylül, Ekim, Kasım aralarında da grup maçlarımızı oynayarak 8 maçta işi noktalayacağız. Eğer 5 takımlı gruba düşersek 8 maç, 4 takımlı gruba düşersek de 6 maçla birlikte Dünya Kupası elemelerini tabiri caizse icra etmiş olacağız. Macaristan'da Ferencvaros'ta oynayan bir genç bir oyuncu da var. 20 yaşında galiba. Santroforları. Hocam ilerleyen günlerde derinlemesine de konuşuruz. Yok çünkü yani, şimdiden konuşmak da istemiyorum. Anlamadım. Şimdi aklımda geçti de yani böyle tekrar söyleyeyim. Yani biz biliyorsun her kura çekilimi gruptan silme götürürüz. Onu yaparız bunu yaparız. Öyle bir şey değil yani. Ümit ediyorum. Zaten o cümleden uzak kalırız. Yani İnşallah. İnanan için nazar değdiriyoruz. Evet bak İrfan Can da bak o zamana kadar iyileşir. Ekstra bir adam İrfan yani Can. O da var. Tabii. Ekstra. Hadi konuşmaya başlayalım. Yani. Allah Allah ne çok gıcık tuttuk. Kusura bakmayın lütfen. Ara ara böyle bir temizlemeye çalışıyorum. Affınıza sığınayım bu konuda. Milli takım gelince gıcık tutuyor. Hepimiz tutuyor. Bir gıcık. Ama yok yok ya ben çok memnunum hocam. Her şeyden öteden neden memnunsun biliyor ya? Musunuz? Ya bırak. Nedenini söyleyeyim mi? Diye. Bu zamana kadar birçok teknik adam denedik. Birçok teknik adamda da hep vicdanen şu muhasebeyi yapıyordum. Ya bu oyuncunun bu milli takımda ne işi var? Ya menajerlik oyunu var işin içerisinde ya da farklı Ali Cengiz oyunları var olduğunu hissediyordum. Burada da var. Bu milli takımda yok var. Mu? Yok var. Diyemiyorum ama ve lakin gene nispeten zaten. Milli takımın menfaatleri doğrultusunda bir Ali Cengiz oyunu varsa da var. Yok, öteki gerçekten ya. Tamamen menajerler için vardı. Kusura bakmasın aklı ermiyor. Bak buradan söylüyorum. Hoca, ya hocam iki, aklı iki ermiyor tane, değil. Bence iki tane aklı ben, ya ermekten bizim... ziyade bazı şeylere sessiz kalması beklenen hocalar tercih ediliyor. O değil o değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bak şimdi ben orada bunu niye soru sormuyorlar ya? Orta sahayla nasıl çıktın kardeşim bu orta sahayla sen ya bu maça? Hangi akla hizmet yani? Şey söyledim ama bak bir şey sordular. Ona bizimkiler farklı bir soru soramadılar. Dedi ki ben böyle oynasaydım felsefem değişirdi. Bazı zaman maçlarda felsefeni değiştireceksin. Ne felsefesi ya? Bıraksın müşteri ya. Bir seneler oyun felsefesini değiştirir sorardın işte ona. Ya mesela senin gibi, benim gibi ya da farklı bir hoca arkadaşımız olsa orada diyecek ki ona iyi hoca senin felsefen var tamam saygı duyuyoruz ona. Bir bu seviyeyle de geldim buraya kadar. Tamam. Ona da lafımız yok ama bazı maçlar vardır. Tamam bak o gıcık size de geldi. Hadi geçmiş olsun. Aynen devam etsin. Ya tamam da bana felsefeni bir anlat bakayım sen derim. Ya. Ne felsefesi var ya? Ne felsefesi? Futbolda 3-5-2, 4-4-2 bilmem ne falan filan. O futbolun şeyleri var, kuralları var. Pozisyon alma kuralları var. Gole yani gittiyse. Şey diyorlar ya. Hocam, ne felsefesiymiş ya. Santroforsuz falan oynuyor. Tamam elimize mesela bu maçta santroforsuz oynadı diyemezsin. Kerem'i koymuş oraya. Sol tarafta Kenan'ı koymuş. Sağ tarafta Yunus'u koymuş. Üçlü bir forvet attığımız var. Santrofor'da Kerem'le oynuyorsun. Arkadan da Arda'yı kaçıracaksın. Ama şimdi gitmediği zaman orada felsefen senin nedir? Değişikliktir değil mi? İkinci devre sağ ağırlaştı. Olmuyor. Gideyim mi? Gitmiyorsun yani. O vakit değişikliği farklı bir yönde yapman lazım. Hocam, felsefeler sadece tahtada kalır ama sahaya girdiği zaman biliyorsun çok şeyler değişiyor. Hocam şimdi ikinci devre baktım 2-1 televizyonu açtım seyrediyorum tamam mı maçı.
değişiklikler var. Üç tane oyuncu soktu. Tüy dikti, tüy. Evet. Yani. Ya bir baktım o hani benim, ya neyse artık çocukları da şey yapmak istemiyorum. Bizim kötü futbolcular değil. Ya hepsi iyi futbolcular, bizimkilerin hepsi. Ama olmaz arkadaş, olmaz. Sen tekrar söylüyorum ya. Geçen burada yine Kerem'le beraberiz. Şey maçıydı bizim, İzlanda maçıydı. Orta sahamız Nuri Şahin, Emre Belezoğlu, bir de Oğuzhan Özyakup. 3-0 yenildik burada, biliyor musun? 3-0 yendik İstanbul'da. Ya dedim ki böyle orta saha olur mu? Adamları koşa, iki tane adam koyarım ben oraya. Bu üç tane de ikisini çıkarım. Kim biliyor musun? Birisini Mehmet Topal'ı koyarım, bir de Serdar Aziz stoper. Üçünü koyarım, yenilmezdik dedim. E topu kim taşıyacak dedi Kerem. Hiç onu hatırlattım, hatırlamıyorum dedi. Kerem'in de kulağı çınladı. Ya dedim ki sen taşıdın mı topu, üç tane adamın var. Kaleye gidemedin, bir tane şutumuz yok, bir tane pozisyonumuz yok. Şimdi bizde şöyle var. İlla ki biz 6-8-10 oynayacak. Ya bırak arkadaşlar, bitti kardeşim. 3 tane 6 oyunu Fransa oynuyor. 3 tane 8 oyunu. 3 tane koşan adam onu. 3 tane koşan evet. adam. Şimdi Beşiktaş'a geçince de anlatacağım. Olmaz. Olmaz. Sen bunu ya kafadan daha bir çıkartırken, ya ben bahis falan oynamam ama keşke birilerini arasaydım oynayanları. Aman kardeşim oynayın diye. Yani yenileceğimizi oynayın derdim. Gol yiyeceğimizi oynayın. Hele hafta hem de falan 2-1'den sonra değişiklikleri var ya. Eyvah ki ne eyvah. Bir şey deriz mesela, nasıl oyuna başlarsın, tamam kendi bir aklında bir takım vardır, onunla uygundur, onunla gitmeyi düşünürsün. Ama olmadığın zaman da nedir? Rakip takımın oyununu bir de çözmek önemli. Adam bizim Avrupa Şampiyonası'nda nasıl oynuyorsak, onlar bizi öyle oynadı. Çektiler, attılar uzun topu. Sol tarafta da maden var. Kapatamadık da. Evet. Hocam sağı solu var. Her taraf maden ya. Maden. Hadi artık yavaş yavaş milli takım sohbetimizi noktalayalım. Kulüp haberine geçelim. Pardon, hocaya da çok yeri dibine sokmamak lazım. O da kendi hatalarından bir şeyler çıkacak. Şu ana kadar biz hep galip geldiğimiz zaman biliyorsun her şey örtbas edilir. Ama bizler farklı şeyler hep konuştuk. Milli takım bir golcü oyuncusu olması lazım. Hocam. Kesinlikle. Cenk Tosun şu anda aynen. Cenk Tosun bir numara. Yok ki başka. Oynarsa santrafor olarak bak. Barış falan değil. İkiniz de Semih abi. Santrafor şu anda santrafor. Bir de Enes Ünal var. Bir de Bertuğ mu ne var yani. Dört tane santrafor. Tecrübeler arsam bir tane var. Bir tane var. Hadi ama ikinizi de zorlamayayım artık. Tamam. Çünkü hem hocamın bir tam olarak gıcını gidermiş olalım. Hem de bir ekranda kırmızımız var. Bu kırmızı kıymetli çünkü zira Beşiktaş'ta sakatlıktan dolayı Immobile durumu belirsizliğini korurken Immobile sevinci yaşanıyor. Oyuncu ilk kez takımla çalışmaya başladı. Arkadaşımız Furkan da telefon attığında. Furkan yayınımıza hoş geldin. Burak Ölmez, çok teşekkür ederim. Hem sizlere hem de konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Immobile ile ilgili gelişmeler güzel gözüküyor siyah beyazlar adına. Sözü sana bırakalım. Beşiktaş hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir viraja girecek. Milli aranın sona ermesiyle beraber siyah beyazları bekleyen çok zorlu bir fikstürü var. Bu anlamda tabii ki sakat isimlerin takıma dönmesi oldukça önemliydi ki milli ara öncesinde de özellikle Milot Rashica ile beraber Gabriel Paulista'nın sakatlıklarını atlatması takımla birlikte sahada olmaları siyah beyaz taraftarları oldukça sevindirmişti. Immobile'nin sakatlığı biraz Kasımpaşa maçında mağlubiyetle beraber onun da sakatlığı moralleri oldukça bozmuştu. Ama İtalyan oyuncudan artık o beklenen müjde geldi. Bugün Ciro Immobile uzun bir aradan sonra sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı ve şu bilgiyi verelim. Pazar günü Beşiktaş Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi konuk edecek ve Ciro Immobile'nin Göztepe maçı kadrosunda olacağını ifade edelim. Fakat henüz ilk 11 noktasındaki ihtimal oldukça düşük çünkü oyuncunun takımla antrenman sayısı bugün ve yarını düşündüğümüzde oldukça düşük seviyede. Bu anlamda teknik heyetin en azından pazar günü için Ciro Immobile'ye ilk 11'de şans vermesini beklemiyoruz. Fakat İtalyan santrafor, İtalyan yıldız Göztepe maçının kadrosunda olacak. Açıkçası hücum hattında Ernest Muçi'nin de sakatlığı biraz teknik heyetin elini
Bu anlamda güçleştiriyor tercih noktasında. Son haftalarda Ernest Muç bilindiği üzere hem sağ kanatta hem sol kanatta Raşistan'ın da yokluğunda sıklıkla forma giymiş ve önemli skor katkıları da yapmıştı. Onun da en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve ardından Hatay Spor karşılaşmalarında Ernest Muç'u kesin olarak forma giyemeyecek. 7 Aralık'ta bir Fenerbahçe derbisi var Beşiktaş'ın. Şu anda sağlık heyetinin ana planlaması, ana hedefi Muçi noktasında oyuncuyu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek. Immobile'nin ilk 11'de olma ihtimali düşük demiştim. Santrafor noktasında biz yine Semih Kılıçsoy tercihinin gelmesini bekliyoruz. Giovanni Van Bronckhorst'tan. Kanatlarda ise sağ önde Raşistan'ın, onun da tekrardan ilk 11'e dönmesini bekliyoruz bu karşılaşmayla beraber. Sol önde de şu an için João Mário'nun bu kadar eksik ismin olduğu noktada maça 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek. Açıkçası biraz daha Giovanni Van Bronckhorst'un da artık bu önümüzdeki süreçle beraber ideal 11'e dönmesini bekliyoruz. Çok elzem bir sakatlık ya da kart cezası olmadığı sürece Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın sezon başındaki o ideal 11'ine de yavaş yavaş dönmesini bekliyoruz Burak Ölmez. Immobile konusundaki durumu bir kez daha özetleyelim. Oyuncunun bir adale sakatlığı vardı. Kasımpaşa mücadelesinde bir sakatlık yaşamıştı Ciro Immobile ve oyuncu sakatlığını atlattıktan sonra bugün ilk kez takımla çalışma şansı yakaladı. Beşiktaş pazar günü Göztepe'ye konuk edecek. Immobile bu maçın kadrosunda olacak fakat ilk 11'de maça başlama ihtimali bugün bu saat itibariyle oldukça düşük görünüyor Immobile konusunda. Furkan, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Gene sıcak gelişme oldukça sana bağlanırız artık. Efendim, arkadaşımız Furkan'dan Beşiktaş'a dair, Immobile'ye dair detayları dinlemiş olduk. Şimdi ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'ı, Immobile'yi de konuşuruz ama dakikalar önce arkadaşlarımız ekrana bir KC vermişti. İrfan Can'ın sözleşmesi ne olacak? Bir yandan Talişka ile ilgili merak edilen konular var. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlerde hiç şüphesiz en çok merak edilen konu artık önümüzdeki maçlardan ziyade devre arasında takviye olacak mı, olmayacak mı? Mevcut oyunculardan en başta geçen sezonun kıymetli isimlerinden biri de İrfan Can. Onun sözleşmesi uzatılacak mı? İşte rakamlar nasıl olacak? Tabii bunlar merak ediliyor. Mahmut Hocam, milli takıma Güvenç Hocam'la başlamıştık. Fenerbahçe'de sizinle başlayalım. Fenerbahçe'nin mevcut tablosunu nasıl değerlendirirsiniz? Oyuncu grubuyla birlikte geldiği noktayı, milli takım arasına girildikten sonra şimdi önümüzdeki haftanın maçı itibariyle de Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında olacağını göreceğiz. Ki yarın da mücadele aynı zamanda. Neler söylersiniz? Ya tabii şimdi Fenerbahçe'nin bir kadrosunu kimse şöyle tek pert çıkarsan hepsi farklı bir konular değil. Bir oyuncular. Ama transfer edersen Ocak ayındaki ara transferde bizim ve herhalde onlar da büyük olasılıkla görüyorlardır. En elzem olan yer bir sol bekler ihtiyaçları var. Yani sol bek öbür türlü her tarafa stoperi de alabilir mi? Alabilir. Çünkü stoper hattından da memnun değil hoca. Çok değişkenli oynuyor. Talişka abi çok farklı bir konu yani. Talişka çok farklı bir oyuncu. Tamam ama senin elinde de çok farklı oyuncular var. Senin de internasyonel seviyesi çok yüksek olan oyuncular var. O mevkide oynayacak. İrfan. Sorduğun iki vette geçiyordu. İrfan. Abi İrfan Avrupa'ya gitmiyorsa nereye gidecek başka? Türkiye'de. Fenerbahçe. Orada uzatırsın mukavele. İrfan bu takım için gerekli bir oyuncu mudur? Hem de öyle böyle değil. Tabii. Gerekli bir oyuncudur. Şimdi Tarışka'nın oynadığı bölgede İrfan oynat, her türlü sana verim alırsın. Orada Tadic oynat, her türlü verim alırsın. Hani Kostić oynat, her türlü verim alırsın ki oralarda oynamış oyuncu. Onun için bilmiyorum, Fenerbahçe'nin bizim tabii nacizane olarak gördüğümüz, oyunlarda da gördüğümüz hep devşirmelerle oynuyorlar orada. Sol bek elzem olarak gözüküyor en başta. Ondan sonra belki hoca bir stoper yapar. Santrafor bölgeleri dolu ama El Nesri oynatmaya çalışıyor. Alabildiği kadar orada Ceko'ya Cenk var. Ceko zaten oynuyorsunuz. Cenk'in de ben belli bir maçlardan sonra forma alacağını düşünüyorum. Zenit hazırlık mücadelesi Fenerbahçe'de Mourinho'yu bayağı zorlayacak. Yok şöyle zorlamadan ziyade zaten internasyonel bir oyuncu. O da biliyor Cenk'in kapasitesini. Yani bilinmeyen bir denklem değil Cenk. Bilinen bir oyuncu ama şimdi El Nesri'ye getirdiniz. Bizde şu vardır ya, para verdim oyuncu. Abi iyisi varsa bana ne paradan ne? Adam ben takımı düşünürüm. Bana puan getirecek.
Goller atacak oyuncular düşüyor. Şimdi forvet attı, santrafor attığından konuşuyor. En-Nesyri. Ceko'ya kimse Ceko. Lafı yok. Adam işte Hollanda maçını oynamıyor, Almanya maçını oynamıyor. Golü atıyor. Eydi daha hala adam fit. E burada da Cenk'in de 33 yaşında olması ama golcüden bahsediyor. Oynayan bir golcü. Maalesef. Hocam solda da oynuyor. İşte doğru ama şimdi öyle. Hocam Fenerbahçe'nin sol tarafı ön taraftan bahsedeyim. Arka taraf değil. Sol tarafı çok dolu. Altadiç'i al koy oyunda. Kostiç'i oynat. İrfan al oynasın. Yani bir sürü Zmanski'yi tamam, atabilirsin. Gol deyince bu Cenk hocam. Efendim? Gol deyince de Cenk. Ha işte bak şimdi sol yani. Tarafta farklı. Santrofor'dan ben konuşuyorum. Yani Santrofor açısından bu adam bunlar o ceza sahasını hep anlatıyoruz. Ceza sahasını çok iyi bilen Süzen nerede ve iki ayar var. Kafa hakimiyeti var. Oynayan bir santrofor. Herhalde bir forma alabilecek diye düşünüyorum. Şu anda bence transfer yapılacaksa herhalde ilk etapta şey gözükür. Ne derler? Sol bek gözükür. Stoper. Ondan sonra da stoper attı. Herhalde hoca orayı da bir arayışı olacak peki, diye düşünüyorum. Peki Talişka gündemine dair yorumunuz ne olur hocam? Vallahi söylediğim Talişka'dan daha iyisi var elinizde. Tadiç var. Şimdi internasyonel seviyeye gidersen bunlar... Ondan çok çok ilerdiler. Tadiç'e sen bilmiyor musun oynadığı yerleri? Adam Avrupa gör. Hep Avrupa'da oynuyor. Tamam şu anda Kostiç'te şeyde Tadiç'te milli takımlarda değiller. Farklılıklarını getirdiler ama adam hep oynadı oralarda. Takım kaptanlığını yaptı. Ajax var. Var da var yani. Fenerbahçe'de göster. Ve bir de tek bölgenin oyuncusu değil bunun. Santfor bile oynamış ya. Oynadı. Ajax'da oynadı. O evet. Bölgenin hepsini oynadı. Tek bölgelik peki. Bir oyuncu değil. Elinizde var. Yani bence o tabii bizim görüşümüz fuzuli bir masraf olur. Fuzuli bir para olur. Külfiyetli bir oyuncu. 14 milyon. O bölgede bir de Szymanski'yi kullanıyor. 3 Szymanski'm olsun. Bak, üçünde oynatırım abi, diyen bir hoca. Szymanski'si var. Szymanski'yi kesip Tadiç kullanır ya var. Da Szymanski'si var. Varyasyon Kostiç'i var. İrfan'ı var. Tadiç oynatırım diyorsunuz. Tadiç yani var yani bunlar. Bunlar olmasa o vakit Cengiz'i var iyileşiyor galiba kim? Cengiz. Cengiz de iyileşiyor hocam. Cengiz de var. Cengiz toparlanana kadar herhalde sezonu kapatacak. Galiba, bir toparlansa yani. Cengiz galiba çok farklı işler falan. Yapacak ama maalesef bir şeyler göremediler. Peki. Onları. Yani benim şahsi kanım sol bek ve stoperde belki bir stoper alabilir. Peki. Hocam sizin görüşünüz nedir? Valla ben de aynı görüşleri katılıyorum hocayla. Sol ben zaten lige girmezdim ben sol bek almadan. Şey varken bile. Ferdi varken bile. Çünkü dediler ki arkasında işte şey var. Osterwolde var. Ya kardeşim Osterwolde sol bek diye. Bunu 100 defa söyledim burada. Artık bizi izleyiciler de bıkmıştır bunu dinlemekten. Ya onun içinde bir tane sol bek alacaktın. Stoperleri zaten ben baştan söyledim. Hoca memnun diye ki bir bak bakalım geçenlerde bizim çocuklar şey yaptı. Rejdekiler getirdi. Hiç doğru dürüst yani şey yok. 3-4 maç oynayan bir ikili yok yani. Yok devamlı değiştiriyor. Değiştiriyor. Memnun değil işte. Hoca da söyledi. Çok güzel. Bana göre oraya bir tane benim görüşüm tabii Çağlar Söyüncü'nün yanına bir tane stoper alır. Osterwolde zaten 9 ay oynayamayacak. Geçmiş olsun tekrar ona. İyi bir stoper olacaktı o. Gene olur inşallah. Yaşı genç. Ama bir tane iyi bir stoper alacak Çağlar'ın yanına. Çağlar'ı da şimdi bir algı yarattılar. Çağlar üzerine de oynuyorlar. Çünkü kim nasıl bir algı varsa Ceko ile Beko'nun arasında. Beko geçen işte golü yedi çıkarttı. Ya yok. Öbürüne ya oynatmıyor adam istemiyor. Ama onu da niye söylemiyor bilmiyorum yani. Bizde nasıl bir algı var? Ceko ile Beko şöyle ikili böyle ikili. Allah'ım yarabbim dedireceğim ya. Ama hocam geçen sezon 99 puan alırken Fenerbahçe bu ikili 20'sini hakemlerle iyi işler. Aldı. Ne işler ya? Nerede iyi işler hocam, ya? Hocam 20'sini hakemlerle bırak. Aldı dediğim evet. Noktada hepsi Galatasaray'da öyle ama. Yok tamam Galatasaray'da Fenerbahçe'de hakemlerin geçen sene kıyağı var ya. Nerede 100 puan 99 puan ya? Bıraksınlar bu işleri. Ha haksızlık Anadolu takımlarına yapıldı. Yani burada çok şey destek gördüm. Geçen ya. Sezon değil, yıllardan beri Anadolu takımları. Yani, yıllardan beri. Yani o 99 puana takılma sen. Ceku'yla, Beko'yla bilmem ne falan değil yani. Ya. Biz de aynı şeyleri şimdi... Kadro kalitesiyle değil mi diyorsunuz? Bir dakika. Şeyi söyledim, ne o? Macar Salahi. Salahi de oynayamaz dedim, gitti zaten. Oynayamaz. Trezeguet bilmem neler falan var, bir sürü isimler var. Bu arada hepsi Fenerbahçe gitti. Kayseri ile karşı karşıya geleceği günün akşamında Galatasaray'da Bodrum deplasmanında olacak. Galatasaray'ın kafilesi belli oldu. Cezalı Sanchez, sakatlığı bulunan Icardi ve Jakobs dışında eksiği yok sarı kırmızılıların. Neredeyse hani bu üç oyuncu dışında tam kadro
Bodrum'da sahada olacak. Yarısı yok takımın. Stoperler belli. Stoperler ama, belli oldu. Ama şu var. Yarısı yok. Şeyi çıkart. Açık söyleyeyim. Icardi'den bile ziyade Davinson Sanchez'in yokluğu asıl bence Galatasaray'ın biraz o zorlanacağı nokta. Son dönem Güney Amerika Şampiyonası'nda iki tane de çok kötü maç çıkardı. Kendi kalesine attı zaten birinde. Hatta yok, bir kendi kalesine atma değil. Bundan evvelki grup maçlarında çok iyiydi. Bu şimdiki grup maçlarında en son Ekvator'a mağlup oldular. İşte 1-0. O gollerin tersini kendi kalesine attı Davinson Sanchez ama zaten atarsın abi. Şey sıkıntı. Stoperlerin en büyük özelliği o. Bir tane sosyal medyada biri yazmış. Çok güldüm. Neyse ki Davinson Sanchez de bu denlerini kendi kalesine atma gollerini milli takımda çözüyor. Yani o kotayı orada dolduruyor. Bize sağlam geliyor diye. Zaten stoperlerin, güzel de esprili bir stoperlerin en büyük özellikleri kendi kalene gol atman abi. Bunlar olur. Tabii, ama tabii, oyuna bakacaksın. Sanchez ekstra bir adam. Tabii ekstra. Yani. Şimdi Volkan Demirel çok şeydir. Şimdi oynamıyor diye. Şimdi bir şeyi de öyle. O da geldi. Volkan oynamıyor. Demirel de yalnız Volkan Hoca hatayla Galatasaray'a kabusu yaşattı. Şimdi Bodrum'da da yaşatabilir mi diye Fenerbahçeli futbol severler bekliyor. Tarih tekerrürden ibarettir derler ama şimdi çıkacak gene kadro belli. Ama Kostiç'i o hataya emin değilim. Sol bek oynatmazsan Kostiç'i bittin. Yani Mert Müldür sola bak, koyarsan eyvah. Tartışma konusu gene başladı. O gün hatırlarsanız dediniz ki sol bekte oynatır, dediniz ki oynatmaz. O maçta hocam kazandı. Yok, Mahmut hocam. Ama yok, sol bek oynamaz dedi. Çıktı. Oynamaz dedi ve o maç oynatmadı. Ama bir sonraki mücadele sol bek oynayacak. Oynayacak mecburen oynayacak. Yani ikiniz de haklı çıktınız. Şöyle sol bek dediğin zaman üçlü oynadığı zaman oynatıyor tarafa çünkü. Evet. Yok dörtlü oynattı. Şimdi sol bek oynayacak. Dörtlü sol bek Kostiç oynattı bir kere hocam. Oynattı ama sonra üçlüye geçti. Değiştirdi şimdi içeride. Şimdi hocam gene de sol bek oynayacak. Ben, şimdi dörtlü oynayacak sol bek oynayacak. Yapacak bir şey hocam, yani. Hocam oynamaz olur mu ya? Adam kimle oynamadı ya? Yeni bir pozisyon öğrenecek işte fena mı? Hocam 30 yaşından sonra. Hocam oynar hocam. Caner bizim sola çıktı. Osay Samuel sağa çıktı. Ferdi sol önde oynadı. 50 tane şey var ya yani örnek hocam, var. Oynamadan ziyade ben şunu anlatmaya çalıştım. Eğer burada %20 %30 verim veriyorsa burada %80'den hocam orada öbürü %1 veriyor. Vermiyor. Negatif. Yani sol bek diğer kim koyuyorsa orada. Mert Müldür oynatıyordu. Ya olmaz abi. Zorlanıyor. Hiç olmuyor yani. Ne zorlanıyor ters ya ayakta... adam. Adam brrr diye gitti. Ya ters ayaklı ben sana söyleyeyim. Ters ayaklı da bak. Sağ bekler biraz sol tarafta oynar oynamaz diye biliyor. Ama sol Mert ayaklılar çok zorlandı. Sol ayakları sağ tarafta oynatamazsa oynayamazlar. Hiç yok. Dünyada da yok. Sağ stoper de oynarlar ama ho. Ama bak sağ ayaklılar solda da oynar. Sol stoper de oynar. Sol bek de oynar. Kaptanlar ya Ümit. Serilerce evet. Sol bek oynadı. Bizim şey Sefer. Galatasaray Sefer biliyorsun sağ ayakları sol bek oynadı. Yani Ümit müthiş oynadı ya. Müthiş oynadı tabii. Sol giderken sağ dışta keserdi böyle. Sağ dış çok akıllı futbolcu değil mi? Hayır yani. Kulağı çınlasın. Buradan selam. Kulakları çınlasın sahaya. Selam gönderelim. Ya onun için ama bak sol ayaklar oynayamazsa. Yok oynayamaz. Çünkü onlar o kadar çok ters geliyor ki. Evet. Ya neyse Kostiç boyunu artık herhalde. Kostiç de adam dedim ya hayatında hiç sol bek oynamadı. Yeri Fenerbahçe'de. Değerlendiriyor. Tecrübeli bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Önündeki oyuncu maksimenden istifade etmeye çalışıyorsun. O da bir de toptan ayrılsa şöyle daha çabuk oynasa daha farklı bir aktivite gelecek. Bu arada Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de vardı. O muhtemel 11'i bir bölümde ekrana getirmiştik. Yönetmenimiz Aslı'dan rica edeyim. Bir daha o muhtemel 11'i ekrana getirebilirsek. Şimdi savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Kostiç, orta ikili Ciku Samet, önlerinde Fred Amrabat, merkezde Szymański, sağda Tadić, solda Maximen, ileri uçta En-Nesyri. Bu 11'e yorumunuz var mı? Kostiç'i zaten konuştuk. Bir daha ona dönmeyelim. Orta ikili Ciku Samet ikilisi mesela tercih olarak ya da önündeki kurguda değiştirmeyi düşünmesi gerektiğini Mourinho'nun. Yok ama bu şimdi Aslı yapmıştı. En-Nesyri yerine Ceko'yu oynatır diye düşünüyorum. Bence de öyle. Burada. Stoperde de bir sürpriz yapabilir gene. Stoperde ben gözle. Samet de BK'yla oynar. BK'yla İşte oynar. Bir tane de orada olabilir bir şey. BK'yla hocam oynar. Geçen BK abi atladı, golü yedirdi, çıkarttı. Esasında ne güzel bir orada kurarsın mesela işte Kostiç atarsın Maximen'in yerine. Tadić'i bu tarafa çekersin. Orta sahaya İrfan sağlam olsa sağ tarafta İrfan 3 tane o kadar güzel öldürücü sol ayaklar var ki.
Hepsi raket gibi böyle. Hiç düşünmüyor İrfan'ın neredeyse ya. Ama İrfan sakat galiba. Sakat hocam, uzun sakat değilken de düşünmedik. Düşünmedi ya. Doğru söylüyor. Ya hocam biz, hocalar da var, biz de hocayız da bu kadar kafaya takılma. Adamın yaptıklarına bak. Klas giriyor gol atıyor. Giriyor oynuyor, iyi oynuyor. Ya şimdi, koşuyor çalışıyor. Pes yani şey, bilmiyorum. Maksimene yer açması için orada Tadici sağ tarafa atıyorsunuz. Onun o özelliklerinden faydalanmıyor ama. Yani şimdi arkada Fred de, o geçen sezonki Fred de, bu tabii şeyden kaynaklı, hocanın oyun prensibinden kaynaklı. Yani ondan onun için de Fred her tabi gezginci olmadı artık, bak dikkat et. Geçen sezon pire gibiydi her yerde. Yani her yerde kullanan bir oyuncuydu. Bu sene daha çok böyle bölgesel oynamaya çalışıyorlar, onları itmelerini yapıyorlar. Ve tabii Fenerbahçe taraftarının, burada çıkan kişilerin, herkesin gözün hoş geldi Fenerbahçe boğar diyorlar. Bu da adam öyle oynamıyor. Oynamıyor ve bu sebeple de şunu düşünüyorum. O oyunu oynamayan Fenerbahçe'de acaba İrfan'ı kullansa bu defa geçen sezonki beklenen o İrfan performansını, daha doğrusu geçen sene izlediğimiz İrfan performansını bu sene görebilir miyiz diye düşünmeden de demiyorum. Ama Zimanski'den alamıyorsun onu bak şimdi geçen sezon. Fred'den hiç alamıyorsun. Çünkü oyunu çok geride oynuyorsun. İşte dedim ya Fred'den alamıyorsun. Bak ben burada bir tek bir kişi bütün futbol takımının çeyresini değiştiriyor, felsefesini değiştiriyor, taktiğini değiştiriyor. Doğru dürüst sol bek olmadığı zaman, bak doğru dürüst sol bek olmadığı zaman ne Fred iyi oynayabilir, ne bilmem Şimanski iyi oynayabilir, ne o ne bu ne Joko. Şimdi orada hiç yoktan ben onu söyledim. Hani hoca tabii kendi yerine göre haklı, o yeri değil diyor. Ama sol bekin yok senin, hücuma çıkacaksın. Bak Osay Samuel, ben mesela bir teknik adam olsam şimdi bu Osay Samuel oynamasın isterim. Yani. Keşke bir grip olsa da bizim maçta işte aniden nezle olsa da oynamasın diye bakarım. O sayısam ben. Bayıltıyor abi rakip benim sol beki tarafımı mahvediyor yani. Gidiyor geliyor abi dengesini bozuyor, hiçbir şey yapmasın. Diyorlar ki işte yok pas veremiyor, yok bilmem ne falan. Peki hocam devam edeceğiz. Arkadaşımız Erdem bizleri bekliyor. Malum yarın Kayseri ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Erdem de Kayseri'de bakayım hatta Kapadokya'ya gitmiş. Oo, yakın. Nevşehir yakın tabii Kayseri'ye. Bir saatlik mesafe, turistik de bir gezi gibi olmuş. Vallahi güzel de manzarayı yakalamış evet, en azından. Biz de seyredelim ya. Biraz da biz de izleyelim. Kamera, ama en güzel manzaramız Erdem şu anda. Tabii canım. Yok evet. Erdem. Tarihi eserler bence Erdem'den iyi. Erdem'ciğim kamera şöyle bir göstersin de bizim hem bütün izleyiciler biz de şöyle bir şey havasını alalım yani. Sen konuş gerçi de. Çekiliyorsun kardeşlere. Bir şeyi görelim ya. Peri bacalarını ya. Bir... Hocam güzel sözleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Tabii ki de Türkiye'mizin her noktası çok güzel. Hepimizden de daha güzel olduğunu vurgulayayım. Ürgüp'te çok güzel bir nokta. Kapadokya gecesiyle gündüzüyle bambaşka. Biz de bugün takımı karşılamak için Kayseri'ye geldik. 45 dakikalık mesafedeki Ürgüp'teyiz. Fenerbahçe saat 17'de İstanbul'dan hareket edecek. 18.30-19 civarında da Kayseri'ye iniş yapacak. Bu arayı da değerlendirmek amacıyla aslında birazcık da turistik bölgelere gelmek istedik. Kameraman arkadaşım Barış Seven şimdi Güvenç Hoca'nın ve tüm Türkiye'nin görmek istediği güzel görüntüleri size gösterecek. Ben de takımla ilgili gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Fenerbahçe yarın saat 16'da Bellona Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertler Mourinho yönetiminde son antrenmanı, son taktik antrenmanını bugün yaptı ve saat 17'de Kayseri'ye hareket edecek sarı lacivertler. Tabii milli ara dönüşü Kayseri deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Bu süreçte sakatların da takıma döndüğünü ifade edelim. Osterwolde sezonu kapattı. Kayseri kafilesinde olamayacak. Çağlar Söyüncü aynı şekilde sakatlığı devam ediyor. Oyuncunun Beşiktaş derbisine dönmesini bekliyoruz. Bu iki isim dışında İrfan Can Kahveci'nin bir sakatlığı vardı. Kendisi iki gündür takımla çalışıyor. İrfan'ın kadroda olmasını bekliyoruz. Yine Cengiz Ünder de bir süredir sakatlığı bulunan bir diğer isimdi. Cengiz Ünder'in de Kayseri Spor kafilesinde yer alacağını ifade edelim. Alexander Jiku'da milli arada sakatlığı bulunduğu için Gana milli takımının kadrosundan çıkarılmıştı. Çok ciddi bir durumu yoktu zaten Jiku'nun. Jiku da Kayseri kafilesinde yer alacak. Bu isimlerin dışında da Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşayan oyuncu bulunmuyor. Tabii Kayseri Spor'da istim üstündeki bir takım yarın da Fenerbahçe'yi gerçekten zorlu bir maç bekliyor. Bunu ifade edelim. Fenerbahçe milli arada
Tabii ki birçok oyuncu milli takıma gitti. Dönen oyuncularla beraber bu hafta çalışma fırsatı buldu teknik direktör Mourinho ve Kayseri Spor hazırlıklarını tamamladı. Milli arada sakatların da dönmesiyle Fenerbahçe'de aslında yeniden tam kadrosuna dönmüş oldu. Tabii Mourinho'nun da nasıl bir 11'le mücadeleye çıkacağını henüz tam bilemiyoruz. Son taktik antrenmanını yaptı ama bizim muhtemel 11'imiz şu şekilde: kalede Livakovic, sağ bekte Usai Samuel, stoperde Samet Ciku, sol bekte Kostić. Orta ikilide Fred Amrabat sağ kanatta, Tadić 10 numara pozisyonda, Szymański sol kanatta, Maximen ileri üçte ise Yusuf En-Nesyri'yi bekliyoruz. Tabii ki de muhtemel 11'de mücadeleye doğru değişiklikler olabilir. Milli arada çok da fazla Fenerbahçe ile ilgili transfer gündemi de oluştu. Kısaca onlara da değinmeye çalışacağım. En-Nesyri'ye Suudi Arabistan takımlarından bir ilgi var ve bu ilgiyi her geçen gün arttığını ve açıkçası ben Ocak ayında devre arasında bu ilginin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Gelen bilgilerde bu yönde. Fenerbahçe'nin faslı forveti, rekor bonservis ödenerek alınan faslı forvet son haftalarda iyi de bir performans yakalamıştı. Suudi Arabistan, El Ahli ve El İttihat takımları, El Nasır ve El İttihat takımları En-Nesyri için Fenerbahçe aslında bir nabız yoklaması yaptı. Çıkılan bonservis bedeli 30 milyon euronun üzerlerini buluyor. Ama Fenerbahçe yönetimin şu an için En-Nesyri'yi satmak gibi bir düşüncesi yok. Elbette gelen teklifler kafa karıştırıcı demeyelim ama gelen teklifler finansal anlamda gerçekten önemli teklifler. Ama En-Nesyri de Fenerbahçe'nin yatırım yaptığı oyunculardan bir tanesi. Mevcut tabloda Fenerbahçe yönetimi En-Nesyri'yi bırakmayı düşünmüyor ve Ocak ayında, Şubat ayında bu seviyede bir forvet almak yaz transfer dönemi gibi de kolay olmayacağı için şu an ayrılık gündemi yok diyebiliriz ama devre arasında konuyla ilgili çok daha sıcak gelişmeler elbette yaşanacaktır. Arap kulüplerinin, Suudi Arabistan kulüplerinin En-Nesyri'ye ilgisi artarak devam ediyor. Tabi burada oyuncunun 6 haftalık sergileyeceği performans da birazcık belirleyici olacak. Bu bilgiyi arttırabilen bir performans da gösterebilir. Yine transfer döneminde çok fazla konuşulan demeyelim ama Fenerbahçe'nin iç transfer gündemi de devam ediyor. Bu isimlerden biri de İrfan Can Kahveci. İrfan Can her fırsatta Fenerbahçe'de zaten devam etmek istediğini sağ içi ve sağ dışı davranışlarıyla belli eden bir oyuncu. Gerek aile yaşantısıyla gerek Fenerbahçe bağlılığıyla bunu gösteriyor ve büyük oranda da artık anlaşmaya varıldığını ifade edelim. İmza bekleniyor artık İrfan'da. Bunun da ben çok geçmeden imzaların atılıp Fenerbahçe'nin resmi kanallarıyla bu duyuruyu yapması da bekleniyor. İrfan Can'ın 3 yıllık sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılacak İrfan Can Kahveci'nin. Fenerbahçe tribünlerinin de çok sevdiği, Fenerbahçe'ye de zaten oyuncu her fırsatta bunu dile getiriyor ne kadar sevdiğini ve çocuğunun doğum tarihini bile kulübün 1919-07'ye getiren bir oyuncudan bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe için sembol bir oyunculardan bir tanesi. Bu anlamda da yeni sözleşme görüşmelerinin oldukça pozitif bir şekilde ilerlediğini, taraflar arasında artık anlaşmanın sağlandığı ve işin imzaya kaldığını ifade edelim. Osay Samuel'le de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi Osay'ı da takımda tutma yönünde girişimlerini sürdürüyor ama Osay için şu an net ifadeler kullanamayız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Erdem, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Kameraman arkadaşımız Barış'a da teşekkür edelim. Ekrana yansıttığı renkli görüntüler için sağ olun, var olun arkadaşlar. Efendim, Fenerbahçe Kayseri deplasmanında şimdi milli takım arasının ardından 13. haftada hiç şüphesiz milli takım arasının çıkışında hata yapmak istemeyecek. Zira yakın geçmişte uzun bir milli takım arası yaşamıştık. İşte Dünya Kupası yaşanmıştı Katar'da. O Dünya Kupası dönüşü, Trabzonspor mağlubiyeti o sezonki Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzaklaşmasına biraz sebep olmuştu. Şimdi o hataları yapmamak için Mourinho puan farkı da 5 iken en azından bunu da hesaba katarak bakalım bu deplasmanda nasıl bir oyunla karşı karşıya bırakacak futbol severleri. İrfan Can'ın detayını paylaştı. İrfan Can konusunda hani imzaya yakın olan taraf Fenerbahçe, açık söylemek gerekirse en azından arkadaşımız Erdem'in aktarmış olduğu bilgi doğrultusunda. Osay Samuel'le ilgili hala net bir şey söyleyemiyoruz dedi. Osay Samuel konusunda da hani benim ısrarla anlayamadığım şey şu: evliliğe doğru giderkenki kız arkadaşı İngiltere'de yaşamak istiyor. Yaşamak istiyordan ziyade
mesleği gereği orada üst düzey bir yönetici olduğu ifade ediliyor ve buraya gelemeyeceği söyleniyor. Şimdi ben şunu anlıyorum, o zaman zaten ne teklif ederseniz edin kalamayacak. İnsan işinden ayrı kalamaz nihai noktada, orada olmak durumunda. Aksi takdirde şimdi Osay Samuel'in sözleşmesiyle ilgili hocam, ben uzatılacak nihai noktada. Hala sözleşme şartları konuşulurken, ama diğer taraftan da anlaşılan o ki Osay Samuel tamam burada kalırım ama kalmama da değecek bir para teklif edin diyor herhalde. O sebeple de henüz daha imzalar atılamadı. Şartlar böyleyken hocam neler söylemek istersiniz? Abi İrfan'la ben zaten var ya çoktan imzalardım. Niye bu kadar uzattılar? Merak ediyorum. İrfan'a pek hoca da sıcak bakmıyor. Enteresan. Mourinho gibi bir hoca ona nasıl sıcak bakmaz? Pes yani. Ya vallahi İrfan da sağ olsun. Vardı ya, görev verildiği zaman çıkıyor, elinden geleni yapıyor, oynuyor, gollerini atıyor. Bir ara bir taraftar bir yüklenmesi vardı. Seyirci diyeyim, taraftar demeyeyim de. Seyirci yükleniyor. İki sezon önce ne var? Fark etmiyor. Aynen. Şimdi de yani bir hoca yüklenmesi var, öyle diyelim. Yani oynat bir ya. Olacak şey değil ya. Ya süper. Milli takım için de çok yararlı bir futbolcu. Onun için ona hazırlanması lazım. Yani oynaması lazım. Ne, aklım sır vermiyor. Yani ne düşünüyor, ne yapıyor? Ben bir an evvel ya yönetim de mesela transfer yaparsa, yani hoca da ona bakar. Yani yönetim ne kadar kıymet verirse bir futbolcuya, transferin işte parasını falan da hoca da ona göre şey yapar. Bakardı ki ya ben hatalıyım ya işte ya bu kıymetli bir futbolcu, kafasındaki o düşünceleri, negatif düşünceleri atar. Onun için de İrfan çok önemli. Yani. Osay Samuel'e bir şey diyemiyorum. Acaba yani doğru mu, yanlış mı şey olarak? Ama öyle bir geçenlerde bir bende değil dedi. Kulüp dedi. Osay Samuel öyle bir şey konuştu ya. Bir ara sordular ona. Bir yere gidiyordu falan. Nereye, soyunma odasına mı çıkıyor muydu, neydi? Hani kulübün sorunu gibi sanki öyle bir şey söyledi. Benim sanırım. Şu anda mukavelesi var hocam. Hangi kulüp? Ama yok. Yani Fenerbahçe ile ilgili imza atacak mısınız deyince. Ha tabii. Kulüp dedi şey yapacak. Yani kulüp şu anda top 10'da demek istedi kısacası. Kulüple ilgili yani kendisiyle benim bir sıkıntım var falan demedi yani. Kulüple ilgili bir sıkıntı olduğunu söyledi. Evet. Yani o sayısam ben. Hocam yani, sizin yorumunuz nedir Mahmut hocam? Ne diyeyim? Son 3 dakikan bu arada. Tabii bunlar intern şeyler, kulüplerin iç meseleleri, biz sadece konuşuruz yani. O sayısam öyle gitmek istiyorsa sezon sonunda bakarsın. Durumuna göre sabit mi yok, piyasada var. Ama bir de tabii burada ekonomik şartlar önemli. Hani senin dediğin gibi biraz o sayı hani şeye bakacak diyorsun ya. Ekonomik ne kadar çok üst seviyelerdeyse bakarsın abi, sen de zaten buradan Fenerbahçe'nin konumundan daha farklı bir konuma gidecek halin yok herhalde İngiltere'de. Çok üst seviyelerde de, ne bileyim şu anda bizim 4 büyük takımımız İngiltere'nin 4 büyük takımı değilim yani, kafa takımları öyle. Tamam aralarında farklar vardı ama bakarsan o şekilde. Sen oralara gidersen aminna, ona bir şey demeyiz, kimse bir şey demez. Para alırsın ama nereye gideceğin önemli. Hangi takıma gideceğin önemli. Fenerbahçe o ligde her sene şampiyon oynayan bir takım. Oluyor olmuyor farklı bir konu. Ama hep buradasın, Fenerbahçe'sin. O da kendi gidişatını bilecek. Tabii ekonomik şartlar mutlaka önemli günümüzün şartlarında ama en sonunda nihai kararı hem kulüp hem kendisi verecek. O bir rakam söyler. Kulüp şartlarına bakar. Yani iki taraf için de hayırlısı olur ama İrfan'ın imza atacağını düşünüyorum. Ben de aynı öyle böyle bir türlü anlaşırlar. Avrupa yoksa İrfan nereye gideceksin? Yani? Avrupa'da da ama kaliteli bir Avrupa takımına gitsin yani istiyorum. Yani şimdi Avrupa dediğimiz zaman buradan çıktığın zaman hani bir tabir vardır onu kullanmayalım burada. Öyle olmaması lazım. Gitti mi Avrupa'da da elit bir takımda olmuyor. İngiltere'ye yani. Gitsin var ya bütün seyirci bunu alkışlar. İngiltere'de yani rakip takımın oyuncusu da iyi bir hareket yaptığı zaman o rakip takımın taraftarları da alkışlıyor. Peki devam edeceğiz. Bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından artık yavaş yavaş Fenerbahçe'den okuduğum Galatasaray'a geçelim. Spor gündeminde ikinci saat dilimine girmiş bulunuyoruz efendim artık. Şimdi bu saat dilimine de Galatasaray'la başlayalım ki ilerleyen dakikalarda özel bir yayınımız da olacak, özel bir bağlantımız da olacak. Türk futbolunda önemli takımlardır. Üstünü ispat etmiş, şampiyonluk yaşamış, kupa kaldırmış. Avrupa'nın da kablosu takımlarında hem şampiyonluk yaşamış hem de kupa kaldırmış özel bir ismi. Biraz sonra yayınımızda
sizlerin huzurunda sorularımızla birlikte biraz terleteceğiz. Gündemi onunla birlikte konuşacağız. Kim olduğunu ilerleyen dakikalarda konuşalım. Sürprizi kaçmasın. Şimdi Galatasaray gündemini açarken de Sarı Kırmızılılar'da dakikalar önce zaten Bodrum maçının kafilesini sizlere aktarmıştık. Önemli eksikler vardı. Davinson Sanchez en başta. Icardi'nin sakatlığı zaten sezonu kapatmış gibi gözüküyor. Ve Jakobs'un yokluğu. Bu yokluklarla birlikte Mahmut Hocam sizinle başlayalım. Galatasaray üzerinde neler söylemek istersiniz? Bu arada şu bilgiyi paylaşayım. Az önce ifade etmiş olduğum özel yayınımıza geçtiğimiz noktada bir virgül koymak durumunda kalacağım. Tamam. Sözünüzü tamam. O anda kesmek durumunda kalırsam affınıza sığınayım şimdi. Kişiyi biliyoruz. Eksik olmayın. Kopya vermeyeceğim. Ben aynen biliyorum. Ben söz sizde buyurun. Ya ne diyeceksin, Galatasaray'da eksik meksik oluyor ama bir türlü devşirmelerle işi götürüyorlar. Bak ekranımızda editörümüz KJ'de soruyu sormuş. Nasıl bir 11 ile çıkacak? Ya ben sana söyleyeyim. Sağda kesin Kaan oynayacak. Nelson eyvah. Bardakçı oynar. Belki de Kaan bardakçı yapabilir. Barış'ı. O zaman Yelert'i sağ mı atacak? Yelert'le hatta Barış'la oynar. Yani sol tarafta Barış'la oynar. Ya büyük olasılıkla orası. Fazla bir yerleri yok. Galatasaray geçen sezonda devşirmelerle şampiyon oldu. Bir sürü... Sol bek. Sol bek Barış'ı da atar. Oynatıyorlar yani. Ya, tamam yok yani bu şeyde. Ya, abi Galatasaray bunu alıştırdı insanları. Şimdi evet. Diyorsun ki sol bekin yok değil mi? Sol bek. Ha, böyle deniliyor. Barış girer oraya, işi götürür. Şimdi sağ bekliyor. Berkan girebilir. Ya, yani şimdi Galatasaray bunu alıştırdı. Stoperde de. Aklı selim olan ne? Nelson bardakçı olur. Örnek. Orta sahan belli, forvetin belli. Allah'tan çift santraforları var. Ha şimdi burada soru şunu sormak lazım. Eksikleri bırak. Alıştı Galatasaray o şekilde oynamaya. Çift santraforla mı oynar, tek mi oynar? Tek hocam. Bence de tek oynar. Icardi ile Osimhen... Farklı bir boyuttu. Çok farklı bir boyuttu. Batshuayi'li de ikisi şöyle çok koşucu, gezginci oyuncular ama ikisini kullanmaz. Arkasından Mertens girer oraya. Şalay'la oynar mı? Ki oynayacağını tahmin ediyorum. Şalay'da var ya yani hiç, yani meziyetli bir adam ama göremedik yani. Kim? Şalay'ı. Abi daha bak Jelert de bizim ligimizde tutmadı da oyun felsefesinde tutmadı. Ama hocam Jelert ileride iyi olur gibi düşünüyorum bak, ben. Yani. Oyuncu olarak değil iyi. Mi? Daha bir oyunu da onların oynadığı oyun formatına giremedi Kopenhagen'in. Sen burada onları daha iyi takip ediyorsun. Ya bir tuttursa burada. Değil mi? Ben de yani, öyle düşünüyorum. Yani bir kötü... hemen sildiler onu hoca ya. Esasında şöyle yok silmediler. Hoca herhalde buradaki oyun prensiplerini biraz ona getirmiş. Şimdi güçsüz müçsüz diyorsun. Abi adam Şampiyonlar Ligi'nde top ne oynuyor. Ne güçsüzü ya? Yok yani ya? Bizde çıkan o. Jelert de çıkarsa Kopenhagen yani Danimarka evet. Ligi öyle çok evet noktayı koydum. Virgül, yok nokta koymam. Bir virgül koyalım hocam. Sonra devam et sonra. Çok bırakacağım. Akacağız uzun sonra. Uzun konuşacağız. Hadi bakalım. Efendim. Şimdi Ryan Babel yakın geçmişte ülkemizde çok kıymetli takımlarda forma giymiş, şampiyonluk yaşamış, kupa kaldırmış özel bir isim. Yayın konuğumuz ekrana gelsin. Görüyoruz vallahi artık. Şimdi öncelikle bir check edelim. Ryan Babel bizi duyabiliyor mu? Onunla iletişimi kurabiliyor muyuz sağlıklı bir şekilde? Ardından da sorularıma geçeceğim. Sizi duyabiliyorum evet. Harika. Yayınımıza hoş geldiniz Great. Öncelikle. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yakın geçmişte artık futbolu noktaladık. Bugün itibariyle emekli olmuş diyelim futbol anlamında. Ryan Babel neler yapıyor onunla başlayalım. I am still orientating. Hala şu anda I of course still watch football. Hala futbolu izliyorum, takip ediyorum tabii ki. I still follow Turkish football of course. Aynı zamanda Türk futbolunu da takip ediyorum. Bu benim için kariyerim için de çok büyük ve önemli bir şeydi zaten. I consider Turkey as my second home of course. Türkiye'yi ikinci evim olarak görüyorum tabii ki. So I have to stay in touch with Turkey. O yüzden Türkiye ile her zaman yakın temas içerisinde olmayı hedefliyorum. Bu arada ben hani şunu bilirim futbol hayatını takip ederken Ryan Babel'in. Futbolcuların dışında sahiden de Ryan Babel'in ufku da vizyonu da çok genişti. Hani futbol oynarken de farklı yatırımları vardı. Futbol oynarken de farklı işlerle ilgili hep kafasında planlar olduğunu ben bilirdim. Hani onu takip ettiğimiz için hem maçını anlatırken hem yayınlarını maçlarını takip ederken. Şimdi geldiğimiz noktada futbolu bıraktıktan sonra çoğu futbolcu...
hani bir iş yapmaz. Ya emekliliğin tadını çıkarır, ya yorumcu olur, ya da işte atıyorum teknik direktör olmak için, gene futbolun içerisinde kalmak için başka uğraşlarla karşı karşıya bırakır herkesi. Fakat sizin şu anda bir belgesel projesi var galiba. Farklı bir işe imza atacak gibisiniz. Ona dair bilgi alabilir miyim? Yes, yes, I agree. I'm tabii ki size katılıyorum. Person. Aslında çok yaratıcı bir insanım. I love to be creative and I created a short film. Yaratıcı olmayı seviyorum. Kısa bir film de yaptım. It was for 50% filmed in Istanbul and in Galatasaray Stadium. %15'i İstanbul içerisinde Galatasaray Stadyumu'nun oralarda çekildi. The other part was filmed in Amsterdam. Diğer kısımları da Amsterdam'da çekildi. And the film is about basically my journey from my career from the success and the downs. Ve bu film ve bu şeyin dahil olduğu şey hayatım, kariyerim. Normally football players they like to write a book. Normalde futbol oyuncuları kitap yazmayı daha çok seviyor. But I wanted to be more creative and created a short film. Ancak daha yaratıcı olmak istedim, bu yüzden kısa bir film yaptım. Peki devamı gelir mi? Absolutely. This is just only the start. I'm now of course have all the time in the world since I tabii ki bu sadece başlangıç şu anda. Artık çok fazla vaktim var. Yapabileceğim. And I will be definitely developing more also in content creation, filmmaking, but also a lot of other different industries that I'm now trying to educate myself on. Ve içerik üreticiliği ve bu şekilde diğer sektörlerde de kendimi eğitmeye çalışıyorum ve buradan devam etmeyi de planlıyorum tabii ki. Biz de o zaman takibi sürdürürüz. Belgesellerin devamı geldikçe, kısa filmlerin devamı geldikçe de memnuniyetle bu ekranlardan gene izleyicilerimize paylaşmayı sürdürürüz diyelim. İzniniz olursa artık yavaş yavaş futbol sahalarına geçelim mi? Absolutely, absolutely. Thank you very much. And, tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. I'm never going to leave football 100%. %100 olarak futbolu hiçbir zaman bırakmayacağım. To one day maybe be a president of a team to really give my expertise. Ve becerilerimi ve futbol hakkında sahip olduğum her şeyi aktarabilmek için bir gün tabii ki başına da geçmek istiyorum bir takımın. Tam da onu soracaktık aslında, sorularımızdan biri de oydu. Teknik direktörlük açısından bir plan var mı? Bu plan ülkenizde mi, Hollanda'da mı, yoksa bizim ülkemizde birçok takımda görev aldınız, o takımlardan birinde mi olur? Buna dair bir tasarruf var mı? I don't know about technical. Şu anda bilmiyorum teknik direktörlük olarak henüz. Daha çok futbol endüstrisindeki bir iş olarak görüyorum bunu. I think to express influence, I think it's more of a president or maybe a club owner. Bir başkan olarak olmak istiyorum aslında. Açık söyleyeyim, sizden de onu beklerdim. Hani futbolculuk dönemindeki işlerinizi biraz düşününce işin biraz daha yöneticilik kısmını, daha işin business kısmını hesaba katacağınızı açık söyleyeyim düşünüyordum zaten. Absolutely, absolutely. Kesinlikle. I have, of course, educated myself. Kendimi bu alanda eğittim, diğer alanlarda da olduğu gibi. Which I believe every football player has to do because your career is only very short. Çünkü bunu bütün futbolcuların yapması gerekiyor. Kariyeriniz kısa çünkü. And as we know, a lot of football players once they retire, they don't are very smart with their finances. Birçok futbolcu emekli olduktan sonra finansal becerilerini düzgün yerlerde kullanamıyorlar. And I hope I can be the example for athletes, the new generation of football players to be more intelligent once they retire. Ve umuyorum ki emekli olduktan sonra ben de artık yeni jenerasyon futbolcular için bir örnek olabilirim. Peki başkan Ryan Babel ya da sportif direktör Ryan Babel ya da genel menajer Ryan Babel hangi teknik direktörlerle çalışır? Nasıl bir oyun bekler takımından? Difficult question, but bu zor bir soru. I admire
the new technical directors, the new coaches, of course. We see Arda Turan now doing very well. Yeni direktörleri de takdir ediyorum, onları da beğeniyorum. Arda Turan'ı da görüyoruz şu anda. I hope to see many old retired players that I've personally played with, but also developing in football to maybe build relationships with. İlişki kurabilmek için, yakınlaşabilmek için daha öncesinde emekli olmuş futbolcularla da çalışmaya can atıyorum aslında. O halde şimdi biraz daha güncel konulara da dönelim istiyorum. Bir yandan transfer döneminde birçok isim konuşuluyor. Talişka ile beraber oynadınız Beşiktaş'ta. İyi işlere de imza attınız. Şimdi Talişka'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bu transfere dair bir yorum yapmak ister misiniz? Olası bu transfere dair daha doğrusu. Very surprising, of course. Çok şaşırtıcı but, tabii ki. He has been in Saudi for I think 5-6 years. 5-6 yıl boyunca Saudi'deydi sanırım. Talisca was a very talented player when I played with him in Beşiktaş. Beşiktaş'ta onunla beraber oynadığımızda gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu. As a football fan, as a football admirer, you of course wanted to see him going into Europe more. Tabii ki futbolu takip eden, seven birisi olarak onun Avrupa'ya daha çok gitmesini istersin. But he chose his destination and his journey and we have to respect that. Tabii ki o kendi yolunu seçti, kendi alanı seçti. Buna da saygı duymamız gerekiyor. I still think he's an incredible player and he is a very good player for Fenerbahçe. Hala harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe içerisinde de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta önemli işlere imza attınız. Şu anki mevcut tabloda iki takımı da baktığımız zaman Galatasaray rakiplerine fark atarak liderliğini sürdürürken Beşiktaş'ın bu sezon biraz daha toparlama sezonu gibi bir fotoğrafı var ki sezona flaş bir başlangıçla aslında giriş yapmıştı. Galatasaray karşısındaki o Süper Kupa finali 5-0'lık galibiyet, daha sonrasındaki mücadeleler derken şimdi biraz daha maçlar dengelendi gibi Beşiktaş adına. Ama bu iki takımı şöyle bir izlediğiniz zaman yorumunuz nedir? Nasıl gözlemliyorsunuz her iki takımı da? Galatasaray of course first of all have been doing very well past seasons. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray çok iyi iş gösteriyordu zaten. They continue to elevate and do very well, so that's very good for them. Geliştirmeye devam ediyorlar, ilerlemeye devam ediyorlar. Bu onlar için iyi bir şey. Beşiktaş after the last championship had a few struggling years. Beşiktaş bir önceki şampiyonluktan sonra biraz sıkıntılara girdi. They're going through a phase to try and rebuild and create new confidence. Kendileri için bir güven kurabilecekleri yeni bir özgüven kurabilecekleri yeni bir alana girdiler. I think first of all to hire Van Bronckhorst as coach was a very good decision. Bu verdikleri karar Bronckhorst'ta çok önemli bir karardı bence, iyi bir karardı. I think Beşiktaş and the Beşiktaş fans and family have to be patient because sometimes to turn something into positive takes time. Beşiktaşlılar ve Beşiktaş'ı seven insanlar birazcık daha dişlerini sıkmalılar çünkü eğer bir şeyi pozitif bir hale getirmek istiyorsak birazcık beklememiz gerekebilir. Peki yavaş yavaş son bölüme doğru geçeyim. Sizleri daha fazla bekletmeden, daha da fazla yormadan şunu sorayım. O son bölümlerde ülkemizde nice yıldız isim geldi geçti. Sizin oynadığınız dönemde de ülkemize çok önemli markalar geldi ki o markalardan biri de sizdiniz. Şimdi bu sezon Osimhen hamlesi oldu. Yakın geçmişte de bu denli dünya futbolunda marka olmuş özel santraforlardan birinin geldiğini çok net hatırlamıyorum. Bu meblağlarda özellikle bonservisini düşünecek olursak. Osimhen özelinde neler söylersiniz? Great player, great talent. Harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. I think of course Turkey should be grateful to have him in the league. Türkiye onun gibi bir oyuncuyu ligde sahip olduğu için mutlu olması gerekiyor. But it also gives Osimhen a great platform to build on his career. Ama aynı zamanda Osimhen'in kendi kariyerini inşa edebilmesi için iyi bir platform da sağlanmış olacak Türkiye'de. He is with Galatasaray, big team of Turkey.
Galatasaray'da, Türkiye'de. And yeah, he at the end has to make career decisions whether he wants to maintain with Galatasaray or wants to look for his career elsewhere. Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. Kariyerinin geleceğini Galatasaray'da mı yapacak yoksa başka bir yerde mi yapacak? Buna karar vermesi gerekiyor tabii ki ileride. Bu arada A Spor çatısı altında Galatasaray denince akla gelen ilk isimlerden biri muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'ın özel bir sorusu var. Onu sormak istiyorum. O da Babel Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yerine Mertens gelmişti ve gençleşme olacak dediler ama yaşlı oyuncular alınmaya devam ediyor demeci vardı Babel'in. Mevcut durumda hem bu görüşüne dair yorumu nedir hem de Mertens'in performansını nasıl buluyor? I mean, Mertens played and performed very well for Galatasaray, and I did remember giving an interview criticizing the board of Galatasaray. Galatasaray'la iyi oynadılar. Daha öncesinde bir röportajda birazcık eleştirmiştim. Because when I played there with Falcao and the other guys who were over 30, there was a cry for help to select more younger players. Çünkü zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç insanları toplayabilmek için bir durum vardı orada. And then once we once all the older player left, they start still replacing us with other older players. Ve yaşı biraz daha ilerlemiş insanlar çıktıkça Beşiktaş tekrardan yaşı biraz daha ilerlemiş insanları transfer etti. So for me that was of course a confusing moment because that was not how they expressed the vision in the first place. Bu da benim için çok şaşırtıcıydı çünkü böyle bir şey yapacaklarını söylememişlerdi. Tam tersine olması gerekiyordu. But at the end of the day, Galatasaray became champion, so they made the right decision. Ama günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu. Doğru kararı vermişler. Peki son sorum da şu olsun. Vatandaşınız Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta bir hikaye yazmaya çalışıyor. O hikayenin başlangıcı çok güzeldi ama romanlarda her zaman hikaye en üst zirvede gitmez. İnişler çıkışlar olur. Mevcut şu anki tabloyu hangi seviyede görüyorsunuz ve Van Bronckhorst'un hocalığıyla birlikte bu Beşiktaş birlikteliğine dair yorumunuz ne olur? The season is still very long. I think he has time to still turn it around, and of course we have the January transfer window. I'm sure he will add more quality to Beşiktaş. Bu tabii ki Beşiktaş'a daha büyük bir kalite katacaktır. Şu anda daha çok yolları var. Kısa yorum mu sadece? Hello. No. I mean that's my answer. I still believe Van Bronckhorst will do well for Beşiktaş, but people have to be patient with to turn around Beşiktaş in a positive way. Bu sadece cevabımdı. İnsanların biraz daha beklemesi gerekiyor Bronckhorst konusunda. Pozitif olacaktır eminim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz hem de aynı zamanda projesinde de başarılar diliyoruz, kolaylıklar dileyelim. Thank you for çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için ve bu röportaj için. Her zaman bekleriz. Efendim, Ryan Babel özel yayın konuğumuzdu. Onunla birlikte mevcut tabloyu değerlendirirken geleceğe dair Ryan Babel'den de teknik adamlıktan ziyade yöneticilik talep ettiğini görmüş olduk. Ama Ryan Babel zaten futbolcuyken de futbolcuların mali yatırımlarını da şekillendiren, onlara akıl veren, sahiden de bu anlamda da bilgisi olan, hani fikirden ziyade bilgisi olan da bir futbolcuydu.
Bu arada bağlantımızda haliyle simultane çeviri de vardı efendim. O bölümlerde zaman zaman sessizlik doğmuş olabilir. Şimdi radyolarda sessizlik karanlığa düşmek anlamını taşır. Televizyonculukta o sessizlikte de zaman zaman hani takdir edersiniz ki teknik anlamda biraz müsamaha göstermenizi beklediğimiz anlardı. O sebeple o dakikalar itibariyle böyle bir ne oluyor gibi bir düşünceye sebebiyet verecek bir kopukluk yaşandıysa da affınıza sığınalım bu anlamda. O bilgiyi de paylaşmış olayım. Hocam. Ya çok kültürlü, kaliteli bir futbolcu. Her futbolcu böyle değil. Bak, örnek olsun bu ya. E de bu şeyleri transferlerde gelen paralarla ilgili yatırımlarda diyorsun ki çok ön ayak olmuş. Çoğu futbolcu bunu yapamıyor. Ondan sonra futbolu bırakınca da zor durumlara düşüyorlar. Bak ne kadar önemli ya. Bravo ya. Takdir ediyorum yani böyle futbolcuları. Böyle kalite. Çok. Yani inşallah oyuncuyken de kaliteydi evet, zaten. Evet. Şey olarak büyük da. Büyük kaliteydi hem de. Yönetici olarak da bu çok faydalı olur bir takımda. Ekonomik olarak da bir kulübü çok iyi idare eder. Bence öyle harvur parvan savurmaz. Kulübün var ya ekonomik olarak şey yapar. Düze hocam çıkarır, bazı aile büyükleri vardır ya hani. Sıkıdır eli sıkıdır. Babanın eli daha da sıkıdır. Hani ben biraz bilirim. Sebebini daha sonra söylerim. Hani sahiden eli sıkı futbolculardan biridir Ryan Babel. Çok 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 beğendim ya. Vallahi tebrik ediyorum adamı. Ya bu sakal makal şeyler nedir? Bu arada sakallar da beyazlamış. Tamam da şey mi acaba? Müslüman mı acaba ya? Merak ettim şimdi. Yoksa Arabistan'a... Tercih olarak bırakmıştır. Arabistan'a doğru bir şey mi var yoksa? Tercih olarak bırakmıştır. Şimdi baktım. Yani nitekim biliyorum Ryan Babel hani benden de küçük. Hani bende daha henüz beyazlar olanı çıkmadı ama benim bütün arkadaşlarımda hani maşallah milletin hocam zaten sana dönmüyorum. Yani sana dönersem garip olur bu anlamda. Hani ama nihai noktada bu arada Ryan Babel bağlantısı için size döneyim hocam. Siz neler söylersiniz Babel'in açıklamaları için? Teşekkür ederiz kardeşleri bağlandığı için önce. Bir de tabii ülkemizden Babel geçti. İyisi, eğrisi, doğrusu yani bir şeyler yaptı mı? Yaptı. Farklar yarattı. Aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımında, milli oyuncuda. Yani ne diyeceksin bundan sonraki hayatında başarılar diler. Yani futboldan kopmak kolay olmuyor. Tabii. Yani bilhassa bir de böyle aktifseniz, devamlı seviyeniz, üst seviyelerde oynadıysanız yani hemen kopmanız olmuyor. Bazıları farklı bir yatırımlar yapıyor ama bence herkes bildiği şey yatırımını yapsın. Hocam bize... görüntülere bakıyor musun konuşurken hiç? He? Müthiş ya şu ufaklıklara bak ya. Ufaklığı, öyle tabii. Mi? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Ayaks altyapısından bir şöyle söyleyeyim. Video. Biz de 9 yaşında falan Almanya'da havuzlarda antrenman yapardık. Havuza götürürlerdi bizi. Bir de ağırlık toplarla çalıştırırlardı. Bak havuzlarda. Güçlenmek için. 9 yaşından bahsediyorum hocam. Vay. Yani 9 şeyde havuzda istasyon çalışmaları yaptırırlardı. Ondan sonra da bizde niye futbolcu güçlenmiyor ki? Diye adamlar niye güçlü diyorsun? İşte bu arada bence yaşlar. Futbolcu... gelişiminde toprak sahanın bile büyük önemi var. Olmaz olur mu? Bizde sahalarda mesela bu anlamda değişti. Yani o bileğin yumuşaması ne bileyim yani mesela Brezilya meşhurdur ya bu konuda. Bütün hepsi sokakta oynamanın ötesinde kumsalda futbol oynuyor. Bilekler orası değişiyor. Da, orası da ben orada yaşadım 8 ay yaşadım. Tabii. Copacabana'ya çıktığınız zaman şeyler bayanlar bile orada oynuyorlar. Voleybolcular bile antrenmanlarında öpüyor. Çok sıcak hocam, havalarda. Kum çok fena güçleniyor. Fena derken çok güçlendiriyor. Tabii. Eskiden biz de. Adele gelişiminde, bilekte. Minisküs olanlar falan filan kumda koşarlardı bizim zamanımızda. Güçlensinler diye. Hem güçlendi. Ya ben şimdi mesela bu yaşımda voleybol oynuyorum şeyde yazın. Kumda. Bu yaşımızda ne hocam Allah'ını severseniz yapmayın. Yok ama Allah futbol. Allah, daha ne oluyor biliyor musun? Akşama eve gidiyorum ya otele. Ağrıyor. Otele ya ağrıyor ya. Yani. Hocam, ben de bugün oynasam benim de ağrır. Ama şunu ya biz tabii futbolcu belki bunu fark etmiyor ama güçlendiriyor kasları. O açıdan söyleyeyim kumda şey yapmak. Zaten... Ya buna baksana. Ya küçükten beri ne güzel şeyler söylüyorsun. Plaj futbolu nereden çıktı? Güney Amerika'dan çıktı. Brezilya'nın öncülüğünü yaptı. Ben o dönemlerde yaşadığım dönemler orada işte şey sağ vardı. Rahmetli diyeceğim. Sokatistler orada oynuyorlardı. Hı hı. Özel gösteri maçları yapılıyordu. Tribünler var nasıl böyle tıklım tıklım. İşte artık kimler aklına gelirse. Ya neyse. Peki. Biz dönelim Galatasaray'da kaldık. Aynen öyle. Galatasaray'a bir virgül koymuştuk. Ryan Babel'e de bir kez daha teşekkür ederim. Katkılarından dolayı ki ekranda da Ryan Babel'in hazırlamış olduğu kısa filmin görüntüleri vardı. İlerleyen günlerde zaten daha da detaylıca da konuşulur. Futbol gündeminde ara buldukça en azından milli takım aralarında ya da kulüplerin biraz daha maçlarından uzaklaştığımız noktada Ryan Babel'in o
kısa filmini de gene Aspor ekranlarında sizlerle paylaşırız, konuşmayı sürdürürüz diyelim. Hocam Galatasaray'ı konuşuyorduk, sizdeydik hatta, bir virgül koymak durumunda kalmıştım. Evet. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray alıştırdı herkese. O eksik, bu eksik hiç ona bakmıyor. Hı hı. Tamam, sadece eksimiz var diye söyleniliyor, yazılıyor. Ama bir türlü onu telafi ediyorlar. Bir türlü telafi ediyorlar. Hocam bir 11 yap o zaman ya. Efendim? Bir 11 yap ya ama hocam, şunu deme. Direkt 11 istiyorum senden bak. Direkt ben. Niye, çünkü biliyor musun? Kaan Ayhan orada, burada. Bu arada Nelson... muhtemel 11'imiz varmış. Ekrana getirelim. Gelsinler, oradan daha iyi konuşuruz onların üzerine. Bak, hocam, kopya çekmek için vallahi Hızır gibi yetişti editörümüz Yusuf. Yani bak bizimkine denk geldi aynısı. Böyle Şalay sağ önde. Tabii, doğru. Bir dakika hocam. Sol tarafta Yunus, ortada Mertens. Tamam, orayı boş ver. Şimdi onun kafasında soru işareti var. Ben anladım. Stopere Kaan Ayhan'ı koyabilir Nelson'un yerine. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Yani sen bir olsan koy. Ben olsam ben Kaan Ayhan'ı koyarım stopere. Bak, şöyle Nelson de yapabilir. Çünkü çok formsuz ya. Şöyle de yapabilir. Ha. Kaan nasıl diyelim ki stoper olsa, Nelson'a güvenmiyorsa ki Nelson hakikaten sıkıntılar yaşattı ama onunla da şampiyonluklar yaşadı. Şimdi onu da inkar etmeyelim. Şeyi sola atarsın, ne derler, Yunus'u alırsın, solda. Barış'ı sahaya çekersin, Kaan'ı. Hocam Jelert var. Yani Jelert de var. Örnek, şimdi bizi oynatmadığından yani düşünelim. Yunus da aynı Kostić gibi. Burada Galatasaray'da 2-3 maçtan beri oynuyor. 2 maç oldu. Bir Fenerbahçe maçında, 3'lü oynadılar orada. Hı hı. Bir de Tottenham maçında oraya attı. Başarılı gösterdi. Bir gösterdi hücumda da. Neyse, yani Galatasaray şunu söyleyeyim. Bize şunu gösterdi. Ben dedi eksimde değil abiciğim dedi. Ben çıkarım onu orada oynatırım. Buna benim bir oyun şeyim var. Dizilişim var. Oyun anlayışım var. O anlayışla da giderim. Onunla da gidiyor. Önde abi. Ön felaket bir şey. Onu hiç anlatmadım yani. O Osimhen nasıl söyleyeyim sana? Terminator. Onu da geçenlerde de yayında söyledim. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Dünyada iki tane var bu tarzlardan. Bir tanesi Harlat. Bir tanesi de bu. Bunlar hakikaten çok. Çok çok farklı. Bunlar santraforluk özelliklerinden de farklı bir özellikler var bunlarda. Yani, bilgisayar oyunlarında şifreler olur ya, işte sizi hemen zor durumda kurtarır. Osimhen biraz oyunun şifresi gibi. Ya Osimhen'i nasıl tutacaksın abi? Yani. Nasıl yani? Hangi stoper tutacak adam? Hakikaten hocam kelimeler bulamazsın anlatmaya. Çok güçlü. Hocam basit hocam. Çok atletik. Basit tabii. Nasıl? Kement alacaksın. Kement alacaksın. Kement, kovboy. Onu da koparır abi. Onu da koparır. Böyle bir terminatör bunu. Harlat da bak aynı şekilde. O da öyle. Tamam. Hocam. Herkes diyecek ya işte hoca sen söylüyorsun da bu burada oynuyor, bir öyle. Bu da oynadı abi. Napoli'de neler yaptı hepimiz gördük. Bu da gider oraya. Hı? Hocam ben gider diye düşünüyorum yani. Mutlaka gider. Mutlaka. Yani, Chelsea zaten peşinde onun. Yani sen söyledin değil mi? Geçenlerde troller var dedim. Bir şeyler yapıyorlar. Evet. Açıyorlar dedi. Şöyle. Şimdi az önce söylüyorum ya. Bana göre oyunun şifresi Osimhen. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu ya da diğer takım taraftarlarının her biri ne bekliyor? Osimhen'in bir an önce gitmesini, yani bu şifreden Galatasaray'ın bir an önce sıyrılmasını bekliyor haliyle. Hal böyle olunca birçok futbol sever Chelsea account'u açmış sosyal medyadan. İşte Chelsea taraftarı gibi. Oradan tweetler atıyorlar işte alalım. İstek mi? Evet, aynen öyle. Alalım bu oyuncuyu, bize kazandırmalısınız diye yönetime Chelsea'yi etiketleyerek. Şimdi burada, yani mükemmel olay. Burada mükemmel. Mesela şey var. İlk 11 var. Orada bir üçlü var bak. Mertens, Sara, Torreira. Evet. Burası da tamamıyla oturdu. Birbirlerine bak, dikkat edersen şimdi Torreira da fazla. Sara tamamıyla toparladıktan sonra, kendini iyice buraya alıştıktan sonra Torreira da artık hücuma fazla katkı vermeye çalıştı. Mesela Fiorentina da o şekilde oynuyordu. Fazla hücuma çıkan bir hocam oyuncuydu. Hocam şu sallayı biraz sallansa iyi olacak yani. Çok, yani ben onu olur geçen, olur hocam yani, o da gelir. Hocam, o da bak ne? Mesela Macaristan'da da şeyden oynattılar. Göbekten attılar Macaristan milli takımı. Göbekten oynattı. Oynama özellikleri var. Yani şu anda tekrar söyleyeyim, Galatasaray tabii Bodrum'da favori. Şöyle favori, oyunları şey yapmıyor, aksamıyor. Hepsi birbirini çok iyi tamamlayamıyor. İtmeleri çok iyi yapıyorlar, kapamaları çok iyi yapıyorlar. Yenilmez diye hiçbir takım yok. Her an her yerde bir sıkıntı yaşarsınız. Hı hı. Fakat Galatasaray orta sahası ön attı. Zaten müdafaalarına fazla top gelmiyor. Geldiği zaman da gol oluyor onlar. O da öyle. Ya, öyle. Orta sahası ve bir şey forvet attı hakikaten. Mertens zaten bütün takımın her şeyi hocam. Mertens hakikaten işte hocam, her şeyi takım. Çift santifor oynanmaz diye. Yani Mertens mi
Batshuayi mi? Öyle bir tercih yapmak lazım. Ertens. Herhalde hocam Ertens. Yani onun için çift santrafor oynatmaz. Çift yani. Santrafora şöyle gidersin. Oynatmaz çok hocam. Sıkıntı yaşarsın. Oyun gidişatı kötüdür. Dersin ki rakibi de orayı kapatayım. Santraforumu atayım. İkinci santraforu kullanayım. Ancak oturur. Bu tür ben bu... olsam gene Mertens'i çıkartmam. Bu Salah'ı yerine onu koyarım. Ya Mertens'i. Salah'ı orada oynar, da oynuyor. Tabii oynuyor. Orada Salah'ı ile oynarsın oynuyor. O başka bir şeydi. Ama böyle büyük olasılıkla varsa. Kuruluş böyle olur hocam. Nelson'a bir şans verecek diye hocam, düşünüyorum. Bence artık burasına geldi Nelson'la ilgili. Ya ben zaten tutmuyorum ya. Adamı iyi maçları oldu Allah'a var şimdi ama son zamanlarda artık buraya iyice şey yaptı. Ama ben olsam o Yeler'te oynatırım. Kaan'ı stopere koyarım. Yaşayabilir, olabilir yani. Ha. Bakalım ama sağlamcı hoca sağlamcı yani. Okan Hoca hocam, fazla, bu arada fazla sağlam değil, işi sağlam hocam, alıyor. Yusuf Şimşek'in selamı var bize. Kimin? Yusuf Şimşek. Oo, Yusuf Hoca'nın mı? Çok selam söylüyor. Açıkçası söyleyeyim, Türk futbolunda gördüğüm en yetenekli futbolcuların bir tanesi. Almanlar... Yani bir tabir vardır ya, telefon kulübesinde adam çalımlama. Evet. Yemin ediyorum az bir Yusuf Hoca. Almanların tabiridir o. Yalnız şey yazmış ya diyor, takım 2-1 mağlup diyor, stoper sokuyor sahaya diyor şey hoca diyor. Ben dedim gol yesin diye sokuyor dedim hocam. Şey için milli takım için. Milli takım için. Gol yesin diye sokuyorlar dedim ya, ne yapayım ben de. Hocam Yusuf'a buradan selam. Çok Yusuf'a da selam çok buradan. Çok karakterli, düzgün şey. Kesinlikle selam İnşallah olsun. İnşallah ileride de çok kesinlikle. Çok iyi şey yapacak. Yani ilerisi yani iyi teknik adamlardan biri olacak. Bak şimdi Arda kendini gösteriyor. Bülent Uygun var geçenler. Evet, o da bizi seyrediyor. Bizi çok seyreden teknik adamlar var hocam. Ona göre yani dikkatli konuşalım. Bak ne olacak? Onlar bize de şey yapabilirler ya, ne diyor bunlar abi, falan sallayabilir mi? Sallay. Dikkat etmek lazım bunlar. Hocam, sevgili... Yok hocam zaten sizler öyle çok sallayan yorumcular yok, değilsiniz. Zaten. Yani bir de şu var seni. Yani hakkaniyetli olma taraftarıyım tabii, ben her tabii. zaman için. Yani tutarlı hocam. Olmak lazım. Biri için bir yorum yaptıktan sonra aynı evet. pozisyonda başka bir oyuncu da teknik adam için farklı yorum yapmamak lazım. Hocam, bir tek zaten, benim tabii, yaklaşımım bırak, odur yani. Bırak, şöyle düşünmek lazım. Hakkaniyetli yani. Olmak tabii. lazım bu şimdi hayatta. Burada tek maç üzerinden gidersen her şeyi söyle. O olmaz bu olmaz ama... Bir de bunun devamlılığını görmek lazım. Her hafta aynı oyun, aynı hatalar oluyor. O vakit her şeyi söyleyebilirsin ama 5 maçta, 6 maçta, 7 maçta bir tane bariz hata alıyorsa onu o yani futbolun içinde olan, doğasında olan bir şey. Ya, süreklilik yani. Önemli. Bak şimdi Okan için bir şey diyebiliyor musun? Okan yok demiyor hocam, onun da hataları vardı. Bak olmaz olur mu? Yani. Olur ama. Ama 10 hafta gidiyor bir, adam. Bir şey diyemiyoruz. Ya diyemezsin hocam, şu çünkü. Abdülkerim'in attığı gole bak. Ben buna bir aralar çok kızıyordum. Şu müthiş bir gol ya. Bak nasıl hocam böyle. Benim diyen santrafor atamaz bunu. Ama zaten stoperlerde böyle goller düşüyor. Ama öyle deme ya. Kartal gibi çıktı herhalde. Evet. Ha? Bir de nasıl stoper golde tadından yenmez. Evet ama çok golleri var böyle. Tabii. Tabii şöyle şimdi Burak yine Galatasaray'dan devam edelim. Tabii hocam. Çok Galatasaray bile oradayız. Çok kısa belli bir oyun dizilişleri var. Bir oyun anlayışları var. Sıkıştığı zaman işte şu anda bize ne gösterdi hoca? Ben dedi üçlü de oynarım dedi. Dörtlü de oynarım. Sekizli de oynarım. Ne oynarsam oynarım. Ben bildiğim oyuncular beni zirveye taşır ve taşıyorlar da. Değişkenliklerle de başarılı oldu. Şöyle başarılı oldu. Kolay değil yani, sen Berkan alıyorsun, stoper oynatıyorsun. Örnek veriyorum. Alıyorsun, sol bek oynuyorsun ve önemli bir maçlarda ve verim alıyor musun? Alıyorsun. Bir bakıyorsun mesela Icardi kulübede oturuyor. Barış'la oynuyorsun, oyun formatını değiştiriyorsun. Oyunu değiştiriyorsun. Zaten hocalıkların %80'i, %90'ı bu tarzda bilinenlerin dışına çıkmak. Bilinenlerin... Hocam bir şey bekliyorum bir tek oradan. Kerem Demirbay'ı sol bek oynatsın. Bekliyorum yani. Ben bekliyorum. Bana göre müthiş oynar. Baba onu bekle. Kerem Demirbay'dan sol bek performansı. Sol bek. Müthiş oynar. Onu bak. Yapmaz ben herhalde. Niye yapmasın yapmaz. Hocam ya? Yapsın hocam. Buradan söyleyeyim. Ya bu konu hocaya biri söylesin. Ya bir denesin abi. Bana ya akıllı hocam. Bak şimdi teknik adamız. Hocam adamda teknik var. İki yönlü oynuyor. Gidiyor. Ya oyuna girer. Müthiş. Geçen şeyde Şenol Sümer var. Kulağı çınlasın. O da biliyorsun. O da önde evet. oynuyordum ben dedim. Müthiş o da benim de şey. Sol bek oynadığı için. Evet. Tamam mı? Ama müthiş oynadı hocam. Trabzon'da, milli evet. takımda, Fenerbahçe'de. Aynen. Ben Kerem Demirbay'ı yani şu yoklukta mesela. Madem şey Yedert'te oynamıyorsun. Onu bir denesin isterim bizim yani. Bizim Apo'da 10 numaradan devşirme sol bek oldu. Ercan, Abdullah Ercan. Hocam. Ya ben bak bektiğin mesela onu örnek gösteriyorum. Değil mi? Örnek.
Niye biliyor musun? Raket gibi ayak vardı. Hocam oyuna girişi Abdullah Ercan apayrıydı yani. Ergün de öyleydi. Ergün pembe. Pembe. Ya onlar ya alıp da oyunu içeride şimdi oyunu... Küçük Hakan tam takoz gibi böyle de giderdi. Bak Hakan mesela maşallah var. Nasıl giderdi değil mi? Ya şeyi Adnan Palat onu bana sormuştu. Karabük'te oynarken böyle biri var diye. Ben onu tavsiye etmiştim. Ben de Kocaelispor'daydı o zaman. Hakan'ı tavsiye etmiştim. O da böyle şey, buldozer yani gibi gidiyor. Ama bunların daha şeydi. Peki şu anda anlayışları. Hocam şu anda Türkiye'de sol bek kim var? Türk. Türk ama Türk'ten konuşuyoruz. Ben sana söyleyeyim. Hocam ileri sol bek mi? Ucumcu kanat sol bek. Kanat sol bek. Kim var? Sol bek. Yerli hocam, sol bek. Kime bak? Yerli mi yabancı mı? Yerliden. Yabancı. Ya zaten olmadığı için soruyorum. Hocam yerli şimdi kim geliyor aklıma? Bak editörümüz sizi bir yandan dinliyor. Yasin Özcan diyor. O gelecek o. Yusuf. Ama o çift ama onu şöyle düşün onu. Hem sol bek hem stoper. Sol stoper. Direkt sol bek. Yani. Gençler var. O kadar da bir şey diyemiyorum. Gençler ben şimdi var. Aklıma geldi. Hala kim var biliyor musun? Eyüp Spor'da oynuyor takım kaptanı. Caner. Abi Caner kaç yaş maşallah ya. Bak vallahi daha maşallah. Hala o nasıl oynayan kesiyor abi. Ya. Nasıl kesiyor. Öğrendi. Bu arada bak bizi izleyenler arasında Tunç Kayıcı da varmış. Öyle mi? Tunç abiye de buradan çok selam olsun. Çok selam. Ülkemizin çok kıymetli gazetecilerinden biridir. Evet. Bizim de meslek büyüğümüz. Çok da sevdiğim bir abimdir Tunç evet, abi. Evet ben de çok o seviyorum. O da sağ çok olsun. Kibar, nazik, beyefendidir. Mesela, çok iyi tanırım. Vallahi çok. Yani kefir olabileceğin isimlerden biri. Söyle. İzliyor mu zaten? Duydunuz mu? Sen yaz beni gezi kalır. Peki. Şimdi Galatasaray'da merak edilen konulardan biri. Ben bu konuyu her açtığımda sosyal medyada sürekli hocam, görüyorum. Hocam pardon. Kerem Derinbey'e bak. Kerem Derinbey'e bakalım bak. Konuşurken benzer yorumlar geliyordur. Buna da adım gibi eminim. Gene mi Osimhen diye soruyor izleyicilerimiz ama gene Osimhen. Şimdi ne için Osimhen, gene mi? Gene ya her gün Osimhen konuşuluyor ya. Şimdi ama ileride... şu hocam hep konuda aynı konu. Alınmalı mı, alınmamalı mı? Rakam 75 milyon euro. Galatasaray 65'e düşürmeye çalışıyor iddiaları var. İşte farklı takas yoluyla bir çözüm üretme girişimleri de var. Hocam. Ben konuşayım. Şimdi geçen gün dedim ki ben ama Galatasaray bana nasıl biliyor musun? Ateş püskürüyor. Şey için konuşmuyorum Galatasaray'ları ben yani bütün herkesi Galatasaraylı benim ailemde, arkadaşlarımda, canım, ciğerim yani herkes de. Dedim ki ben olsam Ali Koç'un yerinde alırım onu. Vallahi alırım. Osimhen'i alırım tabii. Kimi alacağım? Türkiye'de kalacak olursa. Ya tamam, parası ya mevzu. Ya bilmiyorum Galatasaray taraftarı nasıl yönetir Galatasaray yönetimi? Ya ne yönetir ya orada bir çıkaracak, tank diye verecek, basacak, alacak Ali Koç. Açık söyleyeyim öyle olur. Yok ya alır arkadaş. Ya bir, nedir biliyor musun? Bunun kılıfı da var yani. Derler yani minareye çalan kılıfını hazırlar diye. Kılıfı var. Napoli bana verdi. Bitti abi. Oraya verdi diyecek. O kadar basit. Ama şu var tabii. Ben bu Galatasaray taraftarları kızdırmak için söylemiyorum. O süreci yönetmek göre, çok güç. Yapabilir. Bir Galatasaray de açık bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe o rakamlara gelirse iddiam bu tamamen. Yani iddia dediğim de bir bilgiye dayalı değil. Tamamen fikir yürütüyorum. Galatasaray da bence o rakama çıkmak için her şeyi yapar ve benzer rakamda kalınırsa zaten Fenerbahçe'de bir maceraya girmez Osimhen. Taraftar nezdinde bu denli bir karşılık tabii bulmuş. Tabii canım sen de deli misin? Galatasaray'da gördüğü şeyi yani, ilgiyi, yakınlığı. Bir daha maceraya gireceğini tabii, sanmıyorum. Çok karakterli bir adam. Ben ama bu arada açık yani. Söyleyeyim. Evet. Osimhen'in ben anası babası olsam ya da menajeri olsam ya da abisi olsam ya da Osimhen olsam başlı başına Türkiye'de kalmam. Ben de söyledim. Kalmam canım. Normal yani. Bir adam değil dedim. Burada dedim yani. Adam şimdi işte demin bahsediyor. İngiltere'de şurada burada ya abi. Yani İspanya'da her takımda oynar mı? Yani kim? Adam nasıl geldi buraya ben diyorum ya. Normal biri değil galiba bu diyorum yok, ya. Yok nasıl geldi belli. Bize, transfer dönemi Avrupa'da bitmişti. Conte de listesini almadı. Listeyi almayınca haliyle koca sezonu antrenmanlarla geçirmektense gidebileceği en iyi alternatif Galatasaray'dı. Hem ama Galatasaray'da helal olsun. Yani. Avrupa serüveni hem ülkedeki yeri hem de dünyadaki Galatasaray'ın markasının gücü onu bu birlikteliği sağlattı. Tabii bak Icardi'nin gelişi falan filan da şey Galatasaray'a bu çok önemli. O konuda yani, sportif direktörü de tebrik etmek lazım sportif direktörünü. Şimdi. Değil mi? Gardi. Okan da gitmiş bak transfer için. Okan. Gidiyor, bunu ikna ediyor. Helal olsun Okan'a da. Bu Galatasaray takımını tebrik etmek lazım. Bak Icardi için de aynı şeyi söylüyorum kardeşim. Bu Galatasaray takımı hakikaten
Bakma ben şimdi Fenerbahçe alır yani. Olabilir yani. Niye dedim onu da biliyor musun? Şimdi yine çatlak sesler var Fenerbahçe'de. Onu aldığı zaman isterse şey olsun. Adını söyle. Fenerbahçe şampiyon olamasın. Bilmem ne olmasın. Onu aldığı zaman işte çalım malım diyorlar ya. O şey yapıyoruz. Olmaz be gerçi öyle bir şey de. 100 milyon. Osman, 100 milyon. Verir abi, verir yani. 100 milyon ya. Ben, tek bir oyuncuya 100 milyon. Ben olsam veririm yani. Ben olsam alırım. O kadar tepkiye şuraya buraya. Bir de çalın malın var ya, rekabet ya, var ya. Kızıyorlar, ediyorlar her şeyi. Bir... Eş o taraftan giderse öyle bir de şeyi düşünmek lazım tabii hocam. Bizim konjüktürümüz, futbolumuz, bulunduğumuz yer ne kadar yukarılardasın. Avrupa'daki seviyen futbol olarak. Kulüp bazında değil, futbol olarak. O seviye yani bir oyuncu 100 milyon. 80 hocam, milyon desen. Tamam da 40'a verdiğini düşün şeyi. Geçenlerde biri yazıyordu burada bende. Baktım 40 sosyal herkes alır abi. Yok yok şeyi. Ne o? Ernesti'yi. 40'a işte ha, Arabistan Fenerbahçe'den falan. Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Ha, Arabistan falan verir. 40 ona verdikten sonra 35 daha verir. Bunu alır yani. Ya o zaten tabii, şeye vermiyor musun abi? Hocam sen? Bahsedilen 20... rakamlar 35 daha versin dediğiniz 35 milyon euro. Veriyor zaten. Euro. 40 milyon senin Galatasaray'ın şeye, ya, şeye kaç para Burak, mali olacak? 100 milyon desen transferi. 100 milyon de kendisini istedi. Bonusu, bonusu bilmem neyse. 100 milyon. 100 milyona 4 tane takım kurarsın. Olsun diyeceğim hocam. 4 tane kurarsın. Takım kurarsın. Bir ya, de bir... bu kadar bütçe yani zaten limit artık limitlere girmiyorum. Mı? Limitler herkes ben, delik deşik etti. Ben, mesele de. Benim gönlümden geçen. Yani, bak Galatasaray bu adamı ne yapsın ne yapsın alsın abi. Herkes yardım etsin. Geçen ben şey geldiği zaman Mourinho dedim ki ya turizm tanıtma fonundan bir 50 milyon euro versinler abi şey Fenerbahçe dedim. Şimdi bunun için de versinler. Öyle çok hocalar geldi. Dedim, yok yok ama geldi. Öyle deme ya bu şimdi yani bak bir şeyi yendin Tottenham'ı yendin senden bahsediyorlar. Mourinho geldi yeniliyor yeni adamdan bahsediyor. Esas... Türkiye'den bahsediyorlar. Yani Arabistan takımları arkadaş birer milyar dolar verdi 3-5 takıma. Birer milyar başka, dolar. O şöyle başka. Bütün olabilir. Takımlara verdi onu ve Arabistan ligini kalkındırabilmek için futbolu bir fon ayrıldı. Tabii. O fonla birlikte dağılım yapıldı. Ne kadar şimdi, gidersin ve Çin'de yaptı onu bir ara biliyorsun. Konu başlığında zaten ülke futbolumuzda herkes nem kapmak için yer arıyor. Arasın yapı abi, yapı 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 herkes birbirine konuşsun eleştirilerde bulunurken. Şimdi konuşuyoruz da. Olur da Osimhen için böyle bir hamlede biri bulunursa çok bambaşka kapılar açılır. Ne? Ne olur? Hocam sadece Galatasaray 75 milyon euroluk bir oyuncunun transferi ya için. Ya o kadar vermeyecek ki ya. Bir hocam şey, 1 milyon bile verse olmaz. Verecek arkadaş. Ne? Olmaz ya, hocam. Herkese vermeli o zaman. Bir şey söyleyeceğim sana. Tek Galatasaray olmaz hocam öyle olur mu? Bak herhalde bizim duyumlarımız geçenlerde yine bir yerlerde bir şeyler konuşuyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız siliyor abi şeyleri. Çok yardım ediyor abi. Hocam vergilerimiz başka, siliyor, vergi kulüplerin falan. Şimdi vergi borcu dediğin dünya kadar para abi. Onda da birçok kulübe zaten kulübe, konuda böyle bir Cumhurbaşkanı mı var futbola sağlanıyor. Bu kadar spora ilgili? Olayı şuraya getirmek lazım. Bak hocam yani, şimdi mukavelesini yazıyor. Biz tabii sezon sonu falan düşünüyoruz ama yani esas sıkıntı şu olur Galatasaray. Ocak ayı. Ocak ayı. Ben gider diye düşünüyorum onun olur. İçin. Gidersen olur konuşalım. Senin elinde değil. Icardi sezonu kapattı bak, gibi gözüküyor. Senin elinde değil. Elinde bir Batshuayi kalıyor. Tamam. Kapattısı mı var? 9 ay ya. Hocam vallahi Icardi de her yerde. Bu nasıl bir ön çapraz bağ kopması? Vallahi anlamış olabilir, değilim yani. Yürüyebiliyor. Yürüyebiliyor ya. Yok yürümede bir sıkıntı yok ama nasıl biraz yürücü? Daha sakınırsın. Dikkat edersin. Hocam, ameliyatın olursun. Sürecini uzatmaya çalışırsın. Koltuk değil. Yok, her yerde. Gidemez. Başamazsın üzerine. Hocam maşallah hocam, yani ayıp. Böyle diz buradan oynuyor top oynadı ya. Şuralarını yaptığı zaman. Neyse. Icardi 9 ay yani. 9 aydan evvel beklemeyin. Sezon kapandı da olay şöyle getirmek lazım. Yani ben tabii olasılıkları da konuşuyorum. Sezon sonuna kadar Osimhen'i görmek hepimizin istediği bir şey. Yürüyen canlı terminatör adam ya. Hocam şimdi, bence tadında bırakmak lazım. Şimdi yok şöyle. Yok ya ne tadı vallahi, alacak yok abi. Yok ben ona, ne yapayım ne yapayım alacak hocam, abi. Hocam bakın ben bir ya oralara gitmeyin olarak. Abicim Ocak ayında başlıyorum. Bu kahvelisinde var Okan da açıkladı bunu. Bunu söylüyorlar da. Tabii. Yönetimi açıklamıyor bunu. Gerçeği bu. Ocak ayında gider. Hocam Galatasaray camiası parayı bulur. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ama başka bir şeyden bahsediyorum. Ben de Ocak ayında gider diye düşünüyorum. Ama ne ben gönlümden geçen bu Galatasaray'da kalsın abi. Seneye de kalsın. O başka bir şekilde. Ben futbol sever olarak açık yani bir hepimiz kardeşiniz isteriz. Olarak şunu söyleyeyim. Bir futbol sever olarak ben kesinlikle maddi boyutunu düşünmem ve derim ki Osimhen'i izleyebildiğim kadar izleyeyim. Immobile'yi de, Rafa Silva'yı da, Edin Dzeko'yu da yaşa el verdiği sürece yani gibi gibi bütün oyuncuları da. Şimdi tabii izleyebildiğim kadar izleyeyim. Ama bir yerde de ama sorumlu yayıncılığımız var hocam. Ülke menfaati var. 75 milyon euro bizim ülkemizde
hakkaniyetli bir durum değil, bir futbolcuya verilebilecek noktada değil. Peki dur o zaman. Gerçekten burada dur. Olur da Osimhen sakatlandı, ne olacak hocam? Her defasında söylüyorum, Murat ya abinin kulağı çınlasın, Murat Özbostan'ın kendi yorumudur. O yüzden de onun her defası ismini zikrediyorum. Çok da doğru bir yaklaşım. Hocam Allah korusun, sakatlansa ve kariyeri noktalansa batar kulüpler. Ya yani batar şey hocam, 75 milyon euro. Ya bir dakika, bir dakika sen medyanın içindesin. Çak neyle? Falcao'ya Galatasaray kulübünden çıkan parayı biliyor musun? Net çıktı bu para, gitti. Kaç para gitti biliyor musun? 50 milyon euro. Evet. 49 virgül küsur. Maaşlarıyla birlikte. Fark etmiyor ya, çıktı maaşlarıyla bilmem hediyesiyle. 50 milyon euro verdin onlara. Ne aldın? Hiçbir şey. Allah Allah. Bunu da, buna da 75 ver arkadaş yani. Hocam bu yani, konuda haklısınız. Bir şey diyemiyorum ama 50 milyon ona verdiysen şimdi veririm abi. Bak, 50 milyon verdin abi kaç sene evvel. Ya, gitti hocam, bu para. Boş hocam şimdi şöyle örnekleri de var. Takımlar kuruluyor. 40 milyon eurolar harcanıyor. Tamam. Hiçbir takımdan verim alınamıyor. Sene tekrar takım kuruluyor. Ama bu bir başka bir mesele. Benim kastettiğim şey ise hani bizim ülkemiz sadece bir oyuncuya 75 milyon euro vermeye uygun bir lig değil. Uygun çıkar, bir ülke değil. 75 milyon euro sadece Avrupa Ligi'nde oynayacak bir oyuncuya vermemeliyiz. 50'yi verdin. Şampiyonlar Ligi finali olmalı o zaman. Tamam ya, 50 verdin zaten. Bir de onu kurdunuz. Arka tarafta kiminle oynatacaksınız Osimhen'i? Yani seneye Mertens olacak mı? Alternatifinizi nasıl kuracaksınız? Var var. Tabii son Sanchez'siz ne kadar zorlanıyorsunuz. Olur mu? Bırak oradan onlara hiç girmeyin. Verir. Niye vermesin? İki tane üç tane sponsor çıkar. Kardeşim kulüp verme, ben veriyorum da. Kendi markasını kullan. Hocam onu bakın, da yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Niye yapamaz? Kulüplerin harcama limiti var. Ya onlar, bunu aşamazsınız. Ya sevgili kardeşim bak, almak istedikten sonra, transfer yapmak istedikten sonra bunlar yapılır. Yapılmaz. Ya onlar bir sürü şey bizim var burada. Ya yaptı Neymar da yaptı Barcelona'nın işte. Yaparlar ya. Paris Saint-Germain fon üzerinden verdi ama... Ya bir şeyler var, onlar bir Türkiye'de formül bulunur. Ya şimdi siz elimizdekinden konuşun. Ocak ayında ne olur? Gelirse ne olur? Ona bakalım. O çok güzel. Mayıs'a kadar Osimhen'in işi burada. Biz öyle düşünüyoruz. Ama mukalesini yazan bir olay var. Çıktı Chelsea'ye geldi bir tane. Atıyorum bir tane İngiliz takımı. Birisi veyahut da ne bileyim bir Alman takımı. Bayağı Münih'e kalktı. Veriyorum ben sana bu parayı dedi. Buna da dedi ki ben sana 20 milyon veriyorum. Örnek veriyorum. Ne yapacaksın? Ocak ayından bahsediyorum bak. Ben de korkuyorum. Sevgili Okan, yani. Sevgili Okan Hoca. Bunu çıktı açıkladı. Yöneticiler tabii açıklamadı. Biz de diyorlar. Şu anda bir V planı. Osimhen'e uzatıyorsun mikrofonu. Osimhen'e uzatıyorsun mikrofonu diyor. Ben buradayım diyor. Tamam. Gayet normal. İstiyoruz burada ama olayın bir de öbür tarafını düşünmek lazım. Mayıs'a daha çok var. Mayıs'a kadar düşüneceğimiz Osimhen burada olur. Ocak ayında gelirse nasıl bir reaksiyon, nasıl bir hazırlık. Osimhen'in ikincisi yok. Var. Manchester City'de. Üçüncüsünü bulamazsın. Onu nasıl getireceksin? Nereden bulacaksın? Haaland da bu arada tam sözleşme döneminde. Ya şimdi, yani oraya atıyormuş meğer çentiği Galatasaray. Şimdi biz tabii kalsın. Saydan bu arada Haaland'la da sözleşme yenileme dönemi. Kalsın mı gitsin mi, verilsin mi verilmez. Real Madrid'de santrafor yok. Barcelona santrafor, Lewandowski gibi bırakıyor seni. Yani her yerde hocam, Paris Saint Germain'de yok. Santrafor adam daha 24-25 yaşında. Hocam Osimhen'i zaten tartışmıyorum. Şimdi bak tartışma değil. Evet, yani esas bir oyuncu değil esas zaten. Esas burada Osimhen'i biz Mayıs'a kadar tamam diyoruz ama kafamızda. Öbür Ocak'ta olay. Alırlar, ben de öyle düşünüyorum. Ocak'ta yani. Giderse ya. Ne yapacaksın? Batshuayi var, Barış var. Hani Barış'ı öylesine attın ya oynatmaya, oynuyor diyorsun. Üçüncüsünü bulman lazım. Bu tarzda bulamazsın. Burada sezona öyle üçlüyle başlayıp buraya evrilirse olay... Her şey yaşar. Futbol bak, sakatlıkları var, her şey var. Bunları hepsi ama şimdi ne Icardi gibisini bulabilirsin, ne de Batshuayi gibisini zaten... Şey Batshuayi diyorum. Osimhen. Osimhen gibisini zaten bulamazsın. Allah'ın bir lütfu orada kenara bıraklar, yazmadılar. Sen de kaptan işte Gardi'yi de tebrik etmek lazım burada. İyi ilişki yoksa Galatasaray'a gidip alacak falan düşünmezdi bile. Gardi'nin de Galatasaray'la ilişkileri, İtalya'yla ilişkileri. Onun için dedim ya sportif direktör Galatasaray. Şöyle gelen oyuncular bak. Tabii, Gardi sportif direktörü. Hepsi oradan gelen, oradan alınan oyuncular. Geçen sezonda Mertens'in falan gelmesi hep oradan. Bu tip rol model ya. Bu işin modeli dünyada aslında büyük kulüplerin de var. Kullandığı rol model. Sevgili, yani sevgili... Campos mesela bu sayede takımlar kuruyor. Galtier'i mesela götürdü Lille'de şampiyonluk. Aynı Galtier'i Paris Saint-Germain'e taşıdı gibi gibi. Bırakacağım. Bu model tutuyor dünyada. Burada yayınlarda ben hep anlattım. Bir sportif direktör olarak Cenk'e apoleti koydular. Cenk sportif direktör. Cenk resmi FIFA menajeri. Tabii FIFA menajeri. Ve böyle FIFA menajeri olanlar işte Gardi gibiler. Kulüplerde resmi olarak çalışıyor, açıklıyorsun. Bu bir sen abi ben topçuyla niye uğraşayım? Ben
ne bileyim niye gideyim? Bunlar hallediyorlar sana, evet, getiriyorlar. En sonunda ben futbolcuyla bir yönetici veyahut da başka olan niye muhatap olayım ki? Haklısınız. Yurt dışında dışı soracağım. Dur hocam. Dur sorma hocam. Gireceğiz. Reklama gitmem lazım. Reklam var hocam. Işte. Reklam dönüşü konuşalım. Tamam, çok acil önemli bir soru soracağım. Tamam. Önemli hadi sorusu varmış Güvenç Hoca'nın. Reklam arasından sonra o soruyla birlikte karşınızda olacağız. Galatasaray'ı noktalayamıyorum. Devam edeceğiz. Diğer kulüplerimize de geçeceğiz. Evet, gün ortasında efendim. Artık 3. saat dilimindeyiz. Spor gündeminin 3. saat dilimindeyiz. Şimdi 3. saat dilimine girerken söz verdim hocama sorusu, evet, var diye. Soru, Güvenç, evet, hocam buyurun. Zor sorma ama. Bir dakika. Kırklareli'ye bir selam göndereyim. Yener müdürüm orada. Kim? Yener müdürüm. Evet'ten ona bir selam göndereyim. Kırklareli'ye selam. Ben de selam, evet, olsun. Buradan selam. Bir de Mustafa Kaşıkçı var. Biz Hollanda'dan arkasında ama şu anda İzmir'de, Dernek'te. Onlara da bir selam. Peki. Şimdi şu sorum şu. İzleyen herkese selam olsun. Selamlar, evet. Haaland. Bana mı soru, hocama mı İkinize soru? İkinize de. Peki. Haaland ayrıldı. Sana bakıyorum. Real Madrid aldı. Bastı. Peki. Parayı aldı Mbappe gibi. Peki. Kimi alır? Almaz mı onu? Osimhen'i mi diyorsunuz? Osimhen'i. Bir kere Manchester City Haaland'ı bırakır mı? Ya bu sene de aldı diyorum ya. Bıraktı. Hocam olasılıklardan bahsediyorsak tabii ki de Osimhen'i bırakmayabilir. Yani Manchester City. Alır. Rahat bırakmayabilir yani. Ha. Şey ama almadım. Nereye varmak istediğimizi tam, tamam, olarak anlayamadım. Tamam işte yani gidebilir demek istiyorum ya. Hocam ben, Osimhen zaten yani, Chelsea'de gidebilir. Osimhen Chelsea'de, başka ya, takıma Chelsea, da gidebilir. Bak, buradaki Madrid'de, mesele zaten. Alacaklar ama iyi takımlar alabilir yani. Kim var? Mesela Santrafor. Bu Haaland giderse direkt bunu alır diye düşünüyorum. Direkt ben olsam direkt bunu alırım. Hiç başka bir adam o aramam. O konuda bir endişemiz yok. Lewandowski yani giderse yine bunu alırım. Söyledik ya. Yani. Bunlar tamam olabilecek hamleler zaten hocam. Benim yani meselem şu. Yani 75-75 diyoruz ya. Türkiye'de yani benim ülke futbolu gerçeğini gördüğüm pencerede Osimhen bize çok biraz değil çok fazla olmaz tamam hocam. Şöyle yani bir fırsat bunu doğdu. Niye? Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. İki maç bile olsa bak, izlettiği için bu? Bence bu aksine Galatasaray Kulübü bir teşekkür bir şey ve plaketi vermeli. Ayrı herhalde mesele canım. Ama ben hocam, o Osimhen'i Ocak'ta transfer alırsan alırsın. Onu demek istiyorum. Niye? Ya Ocak'ta 1,5-2 sene mukale edersen alırsın. Haziran'a bırakmazlar ki ben Ocak'ta da tahmin etmem bırakırlar. Sen şey Türk kulüpleri için diyorsun. Tabii ha, ya. Yani başka şimdi şey. Ocak'ta alırsan belki. Ocak'ta da çocuk gider mi? Atar mıyım sahi? İşte. Ya Haziran'da tutamazsın yani zaten. Bunları şimdi tabii biz tek futbolcu Haziran'da tutamazsın ki adam. Son dönemin çok popüler bir oyuncusu olduğu için Osimhen herkesin tabii gündeminde gidecek mi kalacak mı? Şimdi tabii her takım kıskanır. Bu tarzdaki bir oyuncu aldığı zaman Fenerbahçe alsa Galatasaray taraftarı kıskanacak. Beşiktaş alsa bu taraftakiler kıskanacak. Bu çok bak tekrar söylüyorum. İki tane oyuncu hocam hakikaten bunlar santrafor falan değil bunlar. Terminatör. Santraforlar belli. Başka bak seviye. Santraforlar bunlar başka bir seviyedeler. Hocam bunu niye söylüyorum biliyor musun? 75 milyon falan filan paran da olsan alamazsın şeyde diyorum Haziran'da onu demek istiyorum. Hocam hani Galatasaray'ın bak güncel borcu açıklandı 14 milyar. Sadece tek başına Osimhen 3 milyar. Olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bakmak lazım. Ya Allah, ben diyorum ki biz konuşuyoruz. Hadi verdin alamazsın. Haziran'da alamazsın adam. Evet. Onun için örnek verdim. Şimdi tabii biz Haziran'da konuşuyoruz ama. Haziran'da istesen de alamazsın. 75'te versen alamazsın. Yeni sezonda, alamazsın. Yeni sezonda Galatasaray'ın yapılanması yani biz yapılanıyoruz ya. Gene bir sürü 7-8-9 tane topçu alacaksın. Yani şimdi Osimhen'i aldın, parayı harcadın. Onun arkasını, dışarıları tekrardan dolduracaksın. Tabii, kesinlikle yani. Hocam alamazsın onu anlatmak istedim. Onun için soruyu sordum size. 75'te 100 de versen Haziran'da bunu alamazsın. Bitti abi. Bitti. Peki. Bir boşuna koyalım. Hadi Osimhen'den artık izniniz olursa şimdi biraz. Şimdi şöyle çıkalım. Galatasaray tekrar söyleyeyim. Osimhen'i falan biter. Zaten burada seyredeceğiz. Takımın sezon sonuna kadar diyelim. İnşallah. Gözümüzün önünde olan bir oyuncu. İnşallah, inşallah. Yani Galatasaray gider diye düşünüyorum. Şöyle Galatasaray tekrar da eksiklerinle hep doğdu. Küllerinle doğdu. Evet. Herkes dedi ki iki tane yok burayı nasıl dolduracaksın? Hiç ummadığın anda bir oyuncuyu attılar. O oyuncu orada performans aldı. Bu nedir? Takım... Bu arada çok özür dilerim hocam. Fenerbahçe'nin Kayseri maçının kadrosu belli oldu. Daha doğrusu maç kadrosu genel olarak. Cengiz Ünder ve Maximen yok. İrfan Can Kahveci kadroda yer alıyor. İşte dakikalar önce Fenerbahçe'yi konuştuğumuz blokta bu konuyu aslında konuşmuştuk. İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı döner mi dönmez mi konusu. Hatta arkadaşımız Erdem Bağlant'ta da belirtmişti. İrfan Can artık kadroda. Onun sakatlığı geçti gibi gözüküyor. Hoca şans verirse eğer
sahada olabilecek ki zaten Zenit maçındaki performansı da takdire şayandı. Şimdi geldiğimiz noktada da bakalım sözleşme serüveni İrfan Can özelinde nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Cengiz'le de Maxime'nin yokluğunu da hatırlatmış olalım. Hafta sonu Bodrum'la oynayacaksın. Evet Bodrum hocam. Bodrum ligimizin renkli takımlarından bir tanesi. Tamam hoca değişikliği yaptılar. Bazı maçlarda talihsiz maçları verdiler. Son dakikada goller yediler ama şimdi Galatasaray'ın öyle bir felsefesi var ki abi, içerisi dışarısı fark etmiyor. Şöyle gördüğümüz sezon başından da böyle ilk yarım saatte işi bitirmeye bakıyorlar. Öyle bir boğuyorlar ki seni düdükle birlikte. Ya kim olursa olsun karşı çıkamıyorsun yani oyunda. Tabii kendi ayarındaki takımlarla biraz farklı. Onun için Bodrum'un ne şekilde bir oyun felsefesi olacak? Galatasaray'ı ne şekilde durdurmaya bakacak? Şimdi Osimhen'le oynayacaksın. Osimhen çekeceksin. Arkadan Mertens geliyor. Şimdi Sara geliyor. Torreira geliyor. Bak bu sezon Torreira'nın da aktivitesini görüyoruz. Daha fazla oyun içine katkılar olmaya başladı. Oradan mağlubiyet olur mu? Futbol ve her şeyi yaşayabiliriz. Ama çok zor. Yani Galatasaray'ın bileğini büyütmek hakikaten çok zor. Ha, oturmuştu. Bir şablonları var abi, değişiyor. Bak Sanchez diyorsun. Herkes Sanchez, tamam Sanchez müdafaanın neyidir? Patronu. Daha doğrusu orta sahanın da orta sahayla birlikte patronu. Orayı evet. Da yönlendiren bir oyuncu. Evet. Ama yok. Hiç kimse umurunda değil abi. Ne diyor? Aa, Nelson var oynar. Kaan var diyor oynar. Örnek veriyoruz. Galatasaray'ı alıştırdılar. Onun için burada oynayacak olan rakiplerinin oyunu çok önemli Galatasaray'a karşı. Bodrum'da zevkli bir maç oldu hocam. Ama zor tutulmuş yani. Galatasaray hakikaten zor. Galatasaray çok iyi. Bir tek onu engelleyecek ne biliyor musun? Tatil havası var ya. Tatil rağbeti. Oraya gitti yani. Bir tatil havasına girmesin Galatasaray. Bodrum havasına yok girmesin. Yok ya, girmezler. Yani neyse yani ama. Yarın. Şimdi bugün gidiyorlar. Bugün gittiler zaten. Şu anda belki havada veyahut da oradalardır. Gidiyorlar. Bodrum antrenmanlarını yaptılar. Ya abi çok üst seviyede oyuncular var. Bak isim olarak bakıyorsun hepsi. Neleri görmüş, neleri geçirmiş. Öyle bir oyuncuları bize sundular. Fenerbahçe'de aynı şekilde. Beşiktaş'ta aynı şekilde. Evet. İsimlere bir bakarsan. Hocam tamam da sen Bodrum Bodrum şarkısını bilmiyor musun? Abi Bodrum Bodrum'a nerede? Seni alıp da götürmeyecekler şeye. Bodrum, Turgut Bodrum. Reis'e filan. Tamam da yani öyle var arkadaşı. Çok büyülü bir şey. Otele girerler. Bodrum'da otele girerler. Büyülü bir yer ya. Vallahi hocam yemin ediyorum yayında sizin yani suya kapılsam, sizin suyunuza kapılsam program hak getire bambaşka yerlere gideriz. Yani neyse futbolda kalmak için çaba sarf ediyorum. Kalmaz yani. Şimdi izniniz olursa yavaş yavaş Galatasaray'ın noktalarını. Yani kapatalım. Evet. Fenerbahçe'de kamp kadrosunu aktardık. Galatasaray'da her şey düşündükleri gibi, istedikleri gibi gidiyor. Artık bakacağız. Bundan sonra hem Avrupa hem de Türkiye'deki maçlarına. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlılar da 13. haftada Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hatta yayınımızın başında gelişmeyi aktarmıştık. Immobile takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun artık sakatlığı en azından büyük ölçüde geçmiş gibi gözüküyor. Bakalım Göztepe maçı ile birlikte sahaya dönecek mi? Yoksa takdir Avrupa maçı ile birlikte bir sonraki mücadele mi olacak? Bunun hepsini saha içerisinde maç günü göreceğiz ama Beşiktaş'a da Mahmut Hocam sizinle başlayalım. Siyah beyazların mevcut tablosunu ekrana şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bir de Göztepe'nin oyununu gözümüzün önüne getirelim. Ki haftanın en iyi maçı diyerek de hemen de girdiniz. Tam da onu soracaktım. Ben de aynı kanaatteyim. Çok iyi maç olur. Hareketli maç olur. Gitgelleri fazla olan bir maç olur. Yani Göztepe'de kapanan bir takımda. Yani Göztepe'ye karşı büyükler de hangi takım olursa olsun. Fenerbahçe'ye geri dönüşü hala gözümüzün önünde. İsmi ne olursa olsun Göztepe'ye karşı oynarken de biraz tedirgin. Aynı Samsun'u nasıl bahsetmiştik. Göztepe'de o tarzda. Yani ben bir kere seyir zevki iyi olacak bir maç olarak düşünüyorum. Immobile'nin dönmesi direkt oynar mı oynamaz mı? O sakatlarını tabii oradaki doktorlar daha iyi bilecekler. Hocaya da söyleyecekler. Ya Beşiktaş abi nasıl anlatacağım Beşiktaş? O kadar aldılar gittiler. Bir tek bir bölge var orayı almadılar. Niye almazsınız niye etmezsiniz? Tabii onların cevabını onlar verecekler. Hep sol açıktan bahsediyor herkes. Hangi maçı konuşursan konuş. Hafta arası da yorumlar yap Beşiktaş için. Söylenecek nedir? Hep sol açık diyecekler. Sol açığı yok. Onu söylüyorsun. Sezon başından beri açıkları olmayan bir Beşiktaş'tan bahsedildi. Doğru mu bırak? Herkes doğru, sezon doğru başından hocam. Beri yeni değil. Kadro yani. Planlamasında en çok tartışılan nokta da orasıydı. Öyleydi. Hep öyle o şekilde konuşuldu. Ama maalesef olmadı.
elindekilerinle devşirmeyle gitmeye çalışıyor. Devşirmelerden sen verim alıyor musun? Mesela biz Galatasaray'dan nasıl bahsettik? Devşirmelerden verim oluyor, doğru mu? Ama Beşiktaş'tan alamadın onu. İşte ne yo, Mario'dan abi, ne Semih'ten kanat performans alabildi. Geçenlerde söyledim. Yo Mario burada kalkıp da açık olarak biz transfer ettik diyen kişi varsa bir dakika orada durmasın abi. Ölçeği de orada oynuyor dediler. Benfica'da. Kim? Solda önde oynuyor dediler. Abi sol önde bu nasıl oynadı biliyor musun? Di Maria falan oynamadığı zaman o şekilde attılar oynadı. Adamın ya, adamın oyunu... Oynar ya. Hocam. Oynar yani. Sana bir şey söyleyeyim. João Mário bir kere bir orta sağ top oynuyor. Portekiz milli takımı Benfica. Yani senin birkaç tanesinden çok çok iyi. Ama sol açık değil adam. Hocam 6 numarada iyi oynuyor. İşte ben bir şey ya, anlattım. Evet. Orta sağ diyorum ben ona. 6 numara 8-10 falan parsellemiyorum onu. Bizde var o. Sadece 10 numara olursa 10 numara evet, önde olacak. 6 numara sözü geri. Avrupa'da kalktı o olay. Ama adam her tarafa oynuyor orta sahada. Hakikaten kaliteli bir oyuncu. Bir de onu eleştiriyorlar. Mario'ya yer açmak için bilmem takımı bozdu diye. Ya neyse ya. Abi şey ya, şimdi hocam. Hocam kanattaki performansı beğenilmediği için. Ya kanat bir şey. Hani, değil ki. Merkeze çektiğin zaman da merkezde hem Rafa Silva'nın performansı çok iyi. Arkada Jetson Fernandes'i kesemiyorsun. Yanında o zaman El Musrati'nin yerine ne kullanacaksın. Ne? El Musrati'den bana bahsetme Allah aşkına ya. Biliyorum demeye korktum ya zaten. Biber sürücüm bu arada ağzını. Uzak değiliz El Musrati konusundaki görüşlerimiz ama. Mi? Teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki kadroda o da var. Şimdi bak bizde bir şey var, düşünce var. Diyorlar ki Rafa Silva 10 numara oynar yani. Kasımpaşa maçında oynadın 10 numarada ne oldu? Yenildin. Orta sahan senin çöktü. Çöker. Tabii arkadaki oyuncu çok kıymetli orada. Bir de, ya arkadaş şimdi Kasımpaşa maçına bak. Kasımpaşa'nın orta sahasına bak. Beşiktaş'ta iki kişi var. Zaten bitti. Olmaz. Olmaz arkadaş. Şimdi Mertens geçenlerde avuç çizgisine geldi. Top çıkarttı ya. Biliyor musun Mertens? Ama Rafa Silva öyle değil. Sen burada. Şimdi diyorum ki ben de. Tamam ikna edemiyorum bizim medyadaki arkadaşları. Ne hangi konuda hocam? Rafa Silva'yı yine koy, santrforun arkasına koy. Hep tamam. Öyle oynadı zaten. Ya, tamam da arma zaten arkaya da. Zaten 10 numara bölgesi. Hayır ya, 10 numara hocam. Değil abi. 9,5 oyuncu. Her şey diyeceksin, ya, sahte 9. Ya 3 tane orta saha koy. Bak Beşiktaş'ta. Mario'yu koy. Koyar mısın? Getson'u koy. Endur'u koy. Veya Salih'i koy. Hatta Raşit Say'ı koy. Bak 5 tane adam sayıyorum size. Burada oynayacak. Bak burada oynayacak. Tamam. Önlerine de koy 3 tane buraya 3 tane orta saha diyor yani. 3 orta saha oynamazsa Beşiktaş olmaz. Önüne koy Rafa Silva'yı bir de santfor koy bitti. Bu arada ben yani. Siz o zaman şöyle yaklaşayım ve benim hemen hemen her programda söylediğim hatta tekrar düşüyorsam da izleyicilerimiz nazarında affına da sığınayım. Benim görüşüm Beşiktaş şu anda Süper Lig'de üçlü savunmayı en iyi oynayabilecek alternatiflere sahip aslında Beşiktaş. Şu manada söylüyorum. Udokay sol stoper oynar. Merkeze koy Emirhan'ı, koy yanında Paulista'yı, üçlüyü yap. Sol bekte verim alamadığını düşünüyorsun Masuaku'dan. Koy beşlinin soluna Masuaku'yu, ofansta en azından verim al. Onu oradan kurtarmaya çalış. Arka tarafındaki açığını sol stoperi kapatmaya çalışsın. Orta saha üçlüyorsan o üçlediğin orta sahanın solundaki de ona destek verir. Hücumda destek verir, savunmada da sol stopere destek orada verir. Orada beraberiz. Ve orada devamında da sağ tarafa Raşit Say'ı koy. Kanatlarında Raşit Say'ın performansını aynı şekilde devam ettirirsin. Elinde zaten en yoğun oyuncu grubu orta sahada. Orta saha üçlüsünü de istediğinle kur. İleriki ikiliyi de isterse mi Immobile yap, isterseniz de devşirme. Rafa hani Silva. 9,5 Rafa Silva yap, Immobile yap. Bravo. Ya da Immobile yorulduğu zaman Semih yap. Tamam, şimdi sana geleyim. Çok güzel. Immobile, Rafa Silva. Ama bir dakika, 3 tane de orta saha. Teknik adama da haksızlık da etmek ne istemiyorum bir ya anda. Bıraksın yani... bana. Böyle bak. Eğer bak tekrar yani söylüyorum. Akşam kesermiş gibi tekrar... olurdu, çok üzülüyorum ama. Akşam ne ya? Buradan biz dert çıkarsın ya. Estağfurullah bak, hocam. Bak yani çıkarsın arkadaş. Yapıyoruz. Hayır. Şimdi Immobile'yi koydun mu? Arkasına da koydun mu Rafa Silva'yı? 3 tane de bu orta sahaya koydun mu ben? Taş gibi takım ha? Olur. Şöyle bir dakika bak. 4, 3, 1, 2. Buraya bir kişi daha koy. Veya kenara bir tanesini koy. Bir sağ tarafa adam koyma ya. Ne var? Bu Selçuk'un 3 kişi var ya ortada. Arı gibi 3 tane adam. Bak söyle birisini geç son orada. Siz 4'lü savunma kurdunuz ama şu an. Tabii fark etmez bak. Rafa Silva 1. Getson 1. 4-3-2-1 mi oynuyormuş? 2. Endur. 3. Mario. 4. Salih. 5. Raşit Sada'yı kayıyorum. Bak oraya ortada. Raşit Sada müthiş oynuyor. Akıllı. Ya adam. Yani 4-3-1-2. Bitti Beşiktaş.
Ya gole de gidersin, gol de atarsın, her şey yaparsın. Sağdan şey gidiyor. Zaten Masuaku boyuna gidiyor abi. Orta yapıyor, kimse yok orada. Orta yapıyor, kimse yok. 5 tane, 10 tane orta yapıyor. Ne 5'i ya? Maç boyunca. Böyle oyna. İlla şeydir, Rafa şeyi koyacak oraya 10 numara. Orta sahada 2 kişi bitti. Çöktün arkadaş. Bir tarafa Ernest Muçi'yi koyuyorum, bir tarafa Semih'i. Bitti. Orta sahan bitti. Şimdi yenilirsin işte, Kasımpaşa'ya yenildin. Ama buraya 3 tane koy da. Ne yaparsan yap. İster üçlü oyna, ister dörtlü oyna, isterse ileride buçuklu oyna. 3 tane orta saha var, koy. 5 tane adamın var, tabanca gibi koşan. Üçünü koy oraya. Jomario için dedin, solda da oynuyor dedin. Rafa da oynadı solda. Oynattılar Benfica'da. Ne? Bak yani... şimdi. Ama abi şimdi transferden mi bahsediyoruz? Transfer nedir? Net oyuncudur. Senin alacağın net oyuncudur. Net oyuncu senin şu anda yok yani. Sola için yok. Hocam net... olmasın ya. Abi diyorum ki sana 4. Abicim ben farklı bir şeyden bahsediyorum. 4-3-1-2 oynat ya. Bak dizilişe geçtim ben. Transferden mi bahsediyorum? Şimdi bak transfer için sola çıkarıyorsun. Senin bir normal bir sol açır olmuş olsaydı o vakit taşlar da farklı bir şekilde otururdu yerine. Hocam öyle oynadığın zaman sen Rafa Silva'yı 10 numara oynatacaksın. Tamam mı? Sol açıklı, sağ açıklı oynarsan orta sahada iki tane adam seni bayıltır şey gibi, Kasımpaşa gibi. Burak olmaz. Mesela ne dedi? Üçlü dedi. Sen belki bunu yakın zaman, ben 6-7 hafta öncesinde söyledim. El Musaki sallıyorlar ya. Arkaya adam kaçırıyor. Musaati mi? Abi El Musaati karıştı ya. Masuaku. Şimdi ben Masuaku'nun bir de şeylerini seyrediyorum. Afrika Şampiyonası'ndaki maçlarını. Adam gidiyor abi. Hiç umurunda değil arkası. Hı hı. Senin bu tarzda ofansif şimdi alırken oyuncuları da iyi etüt etmen lazım. Bu adam nasıl oynuyor? Hocam bu da gidiyor zaten. Sevgili burada abi, 20 hocam, tane orta yapıyor. Başka bir şey anlatıyorum. Kimse bak, cevap başka bir şey anlatıyorum. Bizim genelinde hep nedir? Arkaya adam kaçırılıyor. Abi arkaya adam kaçırılmaması için bu adamlar yeni bu işi yapmıyorlar ki. Ne zamandan beri oynuyor bu adam. Arkasını zaten kapatıyorlar. Üçlü oynayan üçlü oynayarak kapatıyor. Dörtlü oynayan orta sahasına itmeleri yapıp kapatıyorlar. Evet. Şimdi biraz daha ikinci bölümde ne dedim? Sol bek sordum değil mi? En iyi sol bek kimdi? En iyi orta yapan. Caner'den bahsediyor. Türkiye'nin de en iyi sol bek, en iyi orta yapanı yabancılarda da bu. Masal. Keşke bu öyle bu santraforlar nasıl ister böyle tipteki topçuları biliyor musun? Ben Masauk'u yerinde olacağım. Çok güzel bak aynı görüşteyiz. Fırça atarım o forvete orta sahadaki. Kardeşim ben o kadar top getiriyorum. Ya biriniz gidin kardeşim gol yerine şimdi, bir kişiye mi yapılır? Tam bir santraforların, evet. Santraforların istediği özelliğe sahip ve ortalarını yapan birisi. Ama tabii bizim oyun içindeki, diziliş içindeki bakış açılarımız çok önemli. Şimdi sen mesela göbeğe şeyi koydun, Türk oyuncu. Onu oynarsan oradan götürürler. Onu sadece sol beke doğru atırsın. Emirhan'ı mı? Sol stoper de olur hocam. Yok sol stoper zaten öyle yaparsın. Ya onu olur yani. Ortada şey olur, Paulista mı? İkisi değişir. Zaten oraları değişkenli oynuyorlar. Mesela Galatasaray Tottenham'ı nasıl başladı? Sanchez'le başladı. Sonra Kaan'ı attılar göbeği oynadılar. Bunlar değişirsin. Ama sol açık abi, sol açık. Transferlerin özellikleri. Sen aldığın zaman sol bek ve hatta sağ bek aldığın zaman bu adamlar nasıl oynuyorlar? Nasıl oynamışlar geldikleri takımda? Bunların bu arka tarafı ya dünyada o vakit sol bek, sağ bek hepsini biz sallarız abi. Hepsi açık veriyor arkaları. Hangar gibi açık ama hep kapatıyorlar. Özellikle niye dünya futbolu hepsi üçlüye dönmeye başladı? Buralarını daha aktif kullansınlar diye, fazla pozisyon vermesinler diye ve o tarzdaki oyuncuları seçiyor. Şimdi sol beklere bakıyorsun boylar 1.80'in üzerinde. Sağ beklerde artık yok öyle 70 ne bileyim 60 tane ufaklar böyle. Yok hepsi uzun boylu. Neden? Oyunun içinde de oyunu iki türlü oynamak. Dörtlü oynasan dörtlüden üçüye geçiş, üçlüden dörtlüye geçiş. Aradıkları bunlar. Ya Beşiktaş'ın bence bir tek yeri var. Bir tek orasını sağlam oturtmuş olsalardı çok fazla şeyleri halletmiş olurlardı. Çok ama. Hocam ha, bak sahada... tekrar söylüyorum. Kenarda adam oynattığı zaman Beşiktaş... Orta saha Rafa Silva 10 numara oynuyor. Orta saha zayıf kalıyor. İşte örnek Kasımpaşa maçı. Örnek ha bir sürü maç söyleyeyim sana. Ajax maçı, o maç, şu maç, bu maç. Ben de diyorum ki Beşiktaş Rafa Silva'yı orada oynatacaksa 4-3-1-2 veya 4-4-2 böyle oynasın. Yani ama orta sahada 3 tane adam olacak. Bak Galatasaray maçını tekrar söylüyorum. Barış boyuna geliyordu. Rafa Silva'yı sağa koydu.
3 orta sahayla ama Endur hep orayı kapadı. Ya öyle burada Masaoku gider burayı da kapatır. Bu 3 tane adam arı gibi yorulmaz o zaman. Öyle ama 2 tanesine yük bindirirsen dayanamaz abi. Ama 60 dakika sonra avlu atar. Rafa da çok yani. Böyle devamlı gelenler de tamam maç esnasında bazı zamanlar geliyor ama Rafa'nın sen çok fazla getirdiğin zaman öndeki özelliklerini tamam, kaybediyorsun. Onun için sen. Diyorum. Bak sen gene santrforun arkasında onu oynat. Santrforun arkasında oynat ya kırık santrfor ne her neyse serbest yani. Al aynen. Kardeşim aynı yerde. Mertens'in oynadığı gibi. Oynat ama buraya üçlü orta saha koy. Bir tarafa kanata koy. Bir tarafa da koyma. Koyma ya. Mecbur musun abi öyle? Ne diyorum bak 4-3-1-2 de oynar. Çift santrfor. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Üçlü orta sahası var. Bir tane Mertens önde virtüöz. Arkasında da Sara ve Torreira. Ama sende işte ama, bu tarzdaki oyuncu yok. Eksiğim var. Hocam yok ya burada. Hocam 3 tane koşan arı gibi. Bak John Mario'yu ben seyrede seyrettim. Koşuyorlar da koşmadan hocam, koşma bir de orta. Ama hocam, Mario göbekten ama, verdiğin hatalara bak hocam. Hocam Mario 6 numara oynadı bir maç. Müthiş oynadı. Ben bilmiyorum hiç 6 numara oynadı bilmiyorum. Abi, ama bir maç oynadı. Hocam Mario'yu oraya koy. Endor'u oraya koy. Getson'u oraya koy. Artı burada bir de Salih koy. Getson şöyle 4, 3, 1, 2 var ya o ön tarafa 1'i Getson'a koy. 2'yi de Rafa Silva ile şeyi koy. Aman evet Immobile ile Rafa Silva'yı koy. Bak nasıl oluyor. Hücum gücü nasıl olur? Müthiş olur bu 3 tane çabuk şeye. Mesela Ernest Seti var ya çoğalamıyor ki adam gideme gidene kadar vakit geçiyor. Onu da tabii oyun tarzı farklı o farklı düşünüyor o, hoca da. Ha nasıl mesela gelmeden top hemen direkt oynayan bir Elmus Saati var. Evet, o mesela yani. O olmadığı zaman mesela hocanın söylediklerini oynadı mı devamlı göbekten pozisyon verirler. Çünkü Endur'la Getson da her yerde olmak istiyor. Bu sefer orta sahada tek eksik kalıyorsunuz. Evet. İşte onun için Elmus Saati orta sahada stabil tutuyor. Yani, öbürleri de çok gezginci olduğu için şey aslında. Vermek için pozisyon vermemek için o tarz ama elindeki. Gene, hocam gene, hocam gene diyorum Can Mario şey Salih, Endur bak tamam mı? Üçünü koydum önüne Getson'u koydum. Oraya da kırık santrafor şeyle Rafa Silva'yla Immobile'i koydum veya Semih'i koydum. Bitti. Ya, tabii hocam bitti hocam. Hem çoğalırlar gelirler hocam. Üç tane arı gibi adam sana pozisyon ya, derler. Senin, de çok, senin şeyi de çok önemli tabii. Burada o tarz oynadığın zaman işte ikincisi de çok fazla gittiği zaman bu sefer stoperler de mecbur kalıyor beklerin açıklarını kapatmaya. Hocam 3 tane adam var, 4 tane adam var. Göbekten o kadar şu ana kadar oynadığı oyundan çıkıyorum. Yani şu anda ha. Bu şekilde oynamadılar. Ben evet. Oynadığı oyundan çıkıyorum. Bunlar da kapatmaya gittikten atılan bir diagonal veyahut da ara pasta pat kaleciyle karşı karşıya ve çok pozisyon veriyorsun. İşte benim dediğim gibi olursa hocam burası kalabalık olursa bunlar hepsi gidiyor. Sağa sola koşuyorlar. Şey çok akıllı bir adam Can Mario. Çok akıllı bir adam. İki tane daha var orada. Yani Endur koy, bir de şeyi koy. Salih'i koy. Fark bu arada mi? Hoca Salih'e de bir ara şans tanımıyorken ben çok şaşırıyordum ya. Ya Salih ya şimdi ya Salih tamam. Benim de vazgeçilmez oyuncularımdan biri olurdu ya, ama şimdi, tabii benim bıraktığım Salih öyle olurdu. Şu anki Salih'im hangi pozisyonda? Yeneyi girdiği zaman görmüyor musun? Sonra gördük yeneği tabii canım. Yeneyi de ya adam kalite ya yalan yanlışlar yapıyor. Bak bana desen ki Beşiktaş'ta ümit var mı? Yok. Yok. Ernest Seti'yi de oynatmadı. Ümit yok mu? Ümit yok gelirse. Aynı felsefede devam ederse. Tamam mı? Tamam. Aynı felsefede devam ederse Ernest Seti'den vazgeçtim zaten. Ama yine burada iki tane orta saha önünde Rafa Silva oynarsa Allame'yi can koysun önüne falan bu orta sahayla olmaz iki kişiyle. Bitti. Peki. Sezon başı olmuşmuş. Nasıl oldu ben de şaşırıyorum. Ben tabii olayı şöyle getirdim. Mario'dan bahsediyoruz. Şunu anlatmaya çalıştım. Yani onu açık diye bize sunuyorlarsa yanlış yapıyorlar. Yanlış. Kim onu da Beşiktaş'a açık diye sunduysa yanlış yapmış. Tamam. Giden Schmidt döneminde oynamadı değil. Oynadı. Ne zaman şeyle... Di Maria ile oynamadıkları zaman bunu dörtlü falan oynuyorlardı. Dörtlünün dışında işte açık gibi kullanmaya falan bakıyordu. Ama değil. Adam oynadığı zaman görmüyor musunuz ya? Evet. Ne kadar içeri giriyor, orta sahaya kayıyor. Hep merkeze kayıyor. Oyun yani, anlayışı olsun. Şu çok eleştiriliyor. Hani takımda gönderilmesi gereken oyuncular vardı. Onlardan sıyrılamadınız. Transfer yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlanıyor.
Ama bunu derken de o zaman João Mário'yu da nasıl getirdiniz? Fakat ortada João Mário kiralandı. Bir fırsat transferi gibi bana, bir durumda evet, oldu. Bana göre, kiralandı, ya, geldi. Ya hani onu da öyle açıklamış olayım. Ben yönetimin sözcüsü değilim ama yani açık, o süreci böyle açıklamış olayım. Sevgili kardeşim, açıklamak güzel de evet, adamın oynadığı pozisyon orası değil. İşte kanat değil. Bütün yani mesele de öyle başlıyor. Hocam, affınıza sığınayım. Hasan Arat'ın dün özel bir etkinlikte açıklamaları vardı. Özel bir etkinlik dedim de Beşiktaş Meydanı programında açıklamaları vardı. Önemliydi o açıklamaları. Hem kulübün hem de Türk futbolunun mevcut tablosunu değerlendirdi. Sayın Başkan neler söylemiş? En azından kısaca bir hatırlayalım. Evet, Sayın Başkan'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Artık yavaş yavaş yayınımızın da son bölümüne doğru geliyoruz. Trabzonspor'da geçmek istiyorum. Geçelim. Bordo Mavileri de konuşalım. Konuşalım, biz de izliyorlar. Kim izliyor? Kim izliyor hocam? Küçük Hamdi, Hamdi Aslan izliyor. Hamdi Hoca. Sakal Mustafa bizim şey, balıkçı. Balık malık da gönderdiği yok. Bir kalkan falan gönderse telefon açıyor. Trabzonspor'la ilgilenmiyorsunuz. Trabzon. Hamdi Hoca'yı burada çok severim. Yıllarca da yayın yaptık evet, eski kanalda. Hamdi yine buradan, buradan onlara Hamdi bir selam. Selam bir arkadaşlara attı. Bütün Trabzon'a kalkan selam. Kalkan çıkıyor mu orada? Çıkmaz mı? Ya Mustafa var ya bu işin şeyi de. Orada kalkanlar var. Karadenizlerdir hocam. Trabzon'da yani her şey var. Tabii canım. Aynen. Sen öyle var ya, hiç göremedik ama Mustafa Bey açıyor telefonu bilmem ne. Trabzonspor tamam. Leker de gönderdi hocam. Aranızdaki diyalog da Hamdi yok, hocama da buradan Hamdi çok selam. Hamdi hocam Turgay Sandıkçı. Valla sesini duymuyorum. Tabii Turgay bir Sandıkçı var. Şey balıkçı arkadaşımız onlar gönderir. Peki bakalım. Trabzonspor mevcut tablo Bordo Mavililer'de baktığımız zaman ortaya konan futbol, Şenol Hoca'nın dokunuşları da henüz daha yetebilmiş gibi gözükmüyor. Ki ısrarla da dokunamadı, yetişemedi ki dokunsun. Çok eksik var, gözüküyor. Hocam neler söylersiniz o zaman? Sizle başlayalım. Şimdi Şenol Hoca geldiği zaman eyvah eyvah dedim. Ben yine de diyorum. Ya kızıyorlar bana. Ya kızmıyorlar da. Benim abim hasta. Trabzon'da oynadı zaten. Hala da hastadır. Trabzon'u seyreder. Gönül abim. Bütün işte bu dostlar orada. Herkes Trabzon'da. Bütün arkadaşlarım, eşim dostum Trabzon'da. Ya bir olumlu bir şey söyleyelim de ne söyleyelim? Şenol Hoca'nın da elinde yani dedim ya dokunuşu ne dokunu? Adam uzanamadı dokunmak için yani. Ne kime dokunacak? Hani bir dokun binaha işit var ya. Dokunsa zaten öyle olacak. Hani bir dokun binaha işit derler. Bir şey söyleyeceksin. Ya nereden baksan eksikleri var. İnşallah devre arası düzeltirler. İnşallah. Çok sevdiğim bir başkan var. Çok kaliteli başkan. Yönetimler iyi. Herhalde bir seçim daha falan var ama herhalde devam eder bu yönetim. Böyle tahmin ediyorum. Ediyor. Tek aday. Tek aday. Tek aday. Şimdi ne derse onu yapıyor başkan. Şunu alın, bunu alın. Adam yani ekonomik olarak da çok büyük özgürlüğü var valla başkanın. Bir kere en başta Bankalar Birliği'nden çıkmayı başardı Trabzonspor. En büyük adım. Başkan nelerden çıkar? Şeyden sonra anlatacağım ben size. Ekonomik olarak her yerden çıkar. Okyanusun dibinden bile çıkar. Buradan Sayın Başkanımıza da selam söyleyelim yönetime. İyi şeyler yapabilirler ama şu anda yapılacak bir şey yok. Kaç maç kaldı? Oraya kadar bir idare etsinler. Tamam mı? Ondan sonra şimdiden ama tabii bilmiyorum hesaplı kitap yapıyordur. Transferleri yapacaklardır. Şu andan zaten başladı bütün süreç. Hatta ya, bu milli takım arasında Gürcistan'da maçı izlemeye de gitti Şenol Hoca ve ekibi. 3 oyuncu izlendiği ifade edilmişti. Bakalım operasyonlar milli nasıl takım, ilerleyecek? Herhalde milli takım futbolcularını alırlar orada. Bir Şota Arçelik olayı vardı onlarda. Ondan sonra Gürcistan milli takımı bilemiyoruz tabii. Ya şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ın orta sahasını demin de sayıyorum. 4 tane 5 tane adam var. Fenerbahçe'ye bakıyorsun öyle. Galatasaray'a bakıyorsun öyle. Trabzon'a bakıyorsun. Yani orta saha diye yani şey var. Onu da beğenmiyorlar. Ozan Tufan'a girdim şeye. Championship'e geçen sene. Kaç gol atmış biliyor musun Ozan Tufan? 10 gol 2 asisti var. Ya şampiyonşipte 10 gol zaten 2. Zaten o sayede Trabzon'a geldi işte yani. Geldi de adamı. Ozan kötü değil ki. Yo adamı beğenmiyorlar. Hocam Trabzon'da benim nazarımda gözlemim benzer çok fazla oyuncu var aynı bölgede. Tamam aynı da özellikle. Bence orada Ozan, Tufan onun yanında iki tane daha adam alacaksın. Benim i̇şte, görüşüm tabii. Olur saygı duyuyorum kesinlikle ya, saygı ya duyuyorum. Ya nerede şey Bakasetas, Hamşik nerede? Ya bu Hamşik. Şampiyonluğun ya o iki tane adam o tabii. O Dorukhan da çok iyi oynamıştı. Siopis vardı biliyor musun? Nasıl bir orta saha vardı? Ya şimdi unuttuklarım olabilir başka ama. Yok hocam arkadan başlıyor zaten. Yani stoperler yok. Hugo'sundan Edgariyesine. Hugo falan vardı orada. Hugo vardı. Nurcan Çakır olağanüstü performans sergilemişti. İstatistikleri alt üst etmişti. Yine bu sene de aynı şekilde orta saha kurgusu az önce bahsetmiş o isimlerle birlikte zaten Trabzonspor'un kadrosu gayet iyiydi o sezon. Hocam Vakemen'le topu oynadı ya. Gerçekten tesadüf değil. Yani ben bunu hemen hemen her yayınımda da söylüyorum.
bir yapı vardır yoktur konusunda herkesin kendi takdiri. Benim de ona göre çıkarımlarım var. Benim de bazı yerlerde çıkarttığım bazı mesajlar var. Sayın Başkan az önce ifade etti Hasan Bey, Hasan Arat. Yani yapı vardır yoktur konusunda herkesin bir yorumu vardır nihayet. Ama şunu en azından ifade edeyim taraftarlarımıza. Her başkan emin olun Türk futbolu için değil, kendi taraftarını konsolide edebilmek için bu yorumları yapıyor. Dursun Bey de, Dursun Başkan da iki gün önce benzer yorumu yaptı. Hasan Bey de zaten yapıyor. Sayın Ali Başkan da zaten hemen hemen söylüyor. Yani vardır yoktur konusunda da herkesin bir yorumu var. Ama taraftar nezdinde ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Başkanların, yöneticilerin yorumlarına kapılıp da birbirinizi kırmayın. Evet. Hani sağduyulu bir şekilde yaklaşın. Geleceğim nokta da şu. Her sezon şampiyon olan takım o sezonun gerçekten en iyi oynayan takımıdır. Yani evet. Hiç değişmez bu. Galatasaray son iki sezondur şampiyon olurken onu kovalayan Fenerbahçe için hep ben şunu söylüyordum. Fenerbahçe'den kaç oyuncuyu koyarsın şampiyon kadroya? Daha en sonunda Fenerbahçe geçen sezon gerçekten şampiyonluğu hak edecek kadroyu oluşturabildi. Tam anlamda 99 puan topladı. Rakibi 102 puan topladı bu defa da. Hani bunun sebepleri yapıysa eğer burada başka şeyleri konuşalım ama Trabzonspor da o zaman şampiyon olurken tesadüfen şampiyon olmadı. Canım, sezonun en iyi kadrosuydu neredeyse Trabzonspor bugün şartlarda. Edin Visca'na top oynadı. Vakayemen'e top oynadı. Santfor neydi? O müthiş ya. Cornelius. Ya nasıl? Yani müthiş bir kadrosu vardı. Şimdi gene öyle bir şey yapmaları lazım. Stoperler yok. İki stoperi sayma şimdi. Yok abi. Alacağım dedi. Aldıkları stoper ne şu oldu ya? Savic'in sakatlığı işte. Savic'in nasıl bir sakatlık arkadaş yani? Müzmin sakat. Kaç maçtır oynamıyor ya? Öyle değil mi? Ya dönüyor gibi o da. Dönüyor gibi. Ya ben olsam iki tane daha adam akıllı stoper oynarım. Üçlü oynarım eğer hani kesemiyorsam. Çok kalite iki tane stoper alacak arkadaş. İki kere iki dört. İki tane bir kere stoper alsın. İki tane orta saha alsın. Tamam mı? Ondan sonra Eren fena oynamıyor. Sabek de fena oynamıyor. Yani onlar o zaman daha iyi oynarlar. Orta sahan senin iyi olursa sana yardımcı olurlar. Senin ileride yani fena diye gelip senin santroforların yani o zaman daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Ama bu onlar, ilginçtir. Mesela Trabzonspor geçen sezon bir oyuncu aldı. Sabek'e Mönye. Oyunun bir anda rengi değişti. Akışı değişti. Öndeki oyuncuyu değiştirdi. Sol tarafta Eren eleştiriliyordu. Eren'in oyunu bile değişti. Fakat bu sezon başlangıcı istediği gibi olunmayınca dengeler de çok şaşıyor hocam. Kadro mühendisi de iyi değil. Değil. Trezeguet'i verdiler. Ya niye verdiniz? Yani Trezeguet'i de geri çağırmak için şimdi uğraşıyorlar devre arasında ama bu sefer takımı bırakmıyor. Bırakmaz zaten kaliteli bir futbolcu. En azından ya Elrayan olumsuz cevap veriyor. Yok o sol tarafta Bakayeme, bir çocuk Draguş. Vardı. Sakatlıktan dönen çocuk. Draguş değilmiş. Yok. Orsic. Orsic. Ya Orsic ya nasıl müthiş bir adamdı. Ne oldu? Bir ara girdi fena oynamadı. Sonra galiba hoca ile önce Abdullah Avcı bir üzerini çizmişti. Bayağı oynatmadı. İşte yani şimdi Şenol Hoca ile bir sıkıntı. Adam ne var biliyor musun? Adam oynatmadığın zaman o durmaz. Kaliteli bir adam, klas bir adam. Yedeğe koyduğun zaman adamın bütün şeyini kimyasını bozuyorsun. Peki. Hocam izin olursa bir Mahmut Hocam'dan bir Trabzonspor yorumu almak istiyorum. Hocam Bordo Mavilerin mevcut tablosu transfer dönemine şimdiden bakılmaya başlandı. Devre arası transfer dönemine. Neler söylersiniz? Yapılanıyorlar. Hani yapı diyorlar ya bizim kulüpler yapılanıyor. Her sene yapılanıyorlar. Gene yapılanacaklar. Şu anda öndeki üç büyüklerden çok çok arkasında. O da gerçek bunu da sadece biz değil de. Trabzon halkı da biliyor elindeki. Abi şampiyonla oynamak istiyorsan, bir yerlerde olmak istiyorsan futbol kaliteli oyuncularla oynanıyor. Ve bilhassa bizim ligimizde gençler falan hepsini bıraktılar bir tarafa. Baba topçular, ismi olan topçular, sağlam topçular. Yani ben hep söylerim onu da anlatırım. İşte bugün uçakta gelirsin, ertesi gün oynarsın. O tarzdaki oyuncular. Maalesef Trabzonspor bunu sadece bu sezon değil, geçen sezonda yaptı. Hatta zaten orada başladı. O şampiyon kadronun bozulması ona yapmadılar. Yapılanma orada olacaktı. Ama maalesef hangi akla hizmet ettilerse gittiler bir yabancı hoca getirdiler. Ufak bir oyuncular getirdi. Müdafaya getirdi. Darmadağın oldu yani. Trabzonspor orada kaybetti. O iğmeyi. O nüveyi tutmaları da gerekecekti. 3 kişi mi var biraz fazla para istiyor. Verecektin onlara ama 15 tane topçu almayacaktın. 15 tane topçuya vereceğim parayı, o 3 tane topçunu tutacaktın. Örnek veriyorum yani isimleri kimse.
çok fazla dağıttığınız zaman toparlanması çok zor olur. Şimdi ne olur? Ne kadar alırsınız? Ne kadar transfer yaparsınız? Şimdi Trabzonspor'u şöyle bir bak, kaleciyi bir tarafa bırak. Kaleciyi bir tarafa bırak. Nereden bakarsan bak abi, 10 tane adam lazım. Bunlar bekler de dahil. Stoperler de dahil. Orta sahada dahil. Forvet de dahil. Hocam şu Enis'i seyrettin mi attı golü ya? Santrafor'u bir tarafa bırakıyorum. Yani şu anda hepsi Vizca'da götürebildiği yere kadar götürüyor. Oyunun belli de. Çünkü arkasındaki onu tamamlayıcıydı. Sen Minuya'dan bahsettin. O adam bize geldi burada çatır çatır top oynadı. Niye gitti bir 45 dakikada bir ilk 45 dakikadır bir yarım devrede nasıl bir top oynanacağını gösterdi. Zaten bilinen bir marka yani. Bilinmeyen oyuncular mı? Trabzon bunu nasıl toparlayacak? Nasıl oyuncular alacaksınız? Nereden alacaksınız? Hangi topçu? Ne tarzda? Bütün o barutunuzu şu devrede mi harcayacaksınız? Ara transferde, yoksa buraya belki de iki tane falan, üç tane yapıp ondan sonra o Ocak'la birlikte şeye kadar, Haziran'a kadar, Nisan'da imzaları attırabilir misiniz? Hocam şöyle düşünüyorum ben. İki tane çok iyi stoperin, iki tane de ön liberon varsa sağlam. Bu dört kişi var ya, bütün takım bile toparlayabilir. Yani bekleri, sen de dedin ya Mönye, sol beki de hizaya soktu, sağ açığı da falan. Şimdi bu dört tane sağlam adam olursa bence bu takımı düzeltilebilirler. Kaleci de iyi. En azından bak söylüyorum. Öbürlerin yani sağ bekti, sol bekti, İşte sağ önde, sol önde falan idare edebilirler. İki stoper bulman için hocam. Hocam çok iyi ama öyle böyle değil. Çok iyi yani. Diyorsun da çok iyi. Devre arası da bulman lazım. Çok çok iyi devre arasını nerede bulacaksın? Hocam nerede? Sen bulacaksın onu. Ahmet Hoca'nın şeyleri var. Biliyor musun? Seyrediyor. Onda var ya bir liste var, aklına yalin dur. Şimdi bilmiyorum. Var canım. Var da. Yani işte iki tane. Onu bulacak kardeşim. Abi ama bak şimdi ben sana söyleyeyim. Bir dakika hocam. Osimhen'i buldu Galatasaray ya. Osimhen'i buldu ya. Ya Osimhen bilinmeyen... Bulamazsın yani. Şimdi alamazsın. Hocam almak. İşte almak. Neyse. Seni şu anda i̇şte aldı o tarzdaki, ben mesela burada hep söylüyorum. Hani Sanchez gidecek falan diyorlar. Sanchez diyorum. Kolombiya'da yanında oynayan, Atalanta'da oynuyor. 22-23 yaşlarında falan bir şey. Al dedim, getir mesela örnek. Ama para. Şimdi sen şu anda nereden bulacaksın stoperi? Hocam, ha şeye gidersen, Hummels'e falan gidersen ismi falan geçiyor. Hiç dokunmayın abi. Yarı sezon oldu, top oynamıyor adam. Onu sezon başında alacaktım bak. Sezon başında. Hummels Beşiktaş'ta da geçmişti adı. Evet. Alman milli takımı Dortmund, Bayern Münih. Mats Hummels. İşte Hummels'i diyorum. Şu anda ismi falan hiç dokunmayın abi. Adam oynamıyor. Yok. Sezon başından beri yok. İşte ama çok büyük tecrübe. Yani. Bak çok büyük tecrübe. Ama oynamıyor. Bak hocam, oynamıyor. Hocam oynamasa bile bunlardan iyidir ya. Getir. Ben de öyle düşünüyorum. O bakımdan başka bir şey. Şimdi o konu farklı ya, bir şey. Ya, ben, ya işte geçenlerde bir şey oldu. Cenk Tosun oynamıyor. Ulan oynayanlar ne yapıyor? Bu oynamasa daha iyi. Öbürlerinden daha iyi. Ama şöyle Hummels öyle hocam. Yani. Takımla da çalışmıyor. Takımı yok. Takımı. Evet. Takımı yok. Yani takım olmuş olsa aminna dersin. Ama takım yok. Onun... ne kadardır yani? Hocam Hummels'te başka vardır yani. Anlamadım. Bulacak, verecek parayı ver. Şimdi ya Victor Hugo var ya gelirken bir sene evvel almadılar. Tamam mı? Ondan sonra as başkan vardı bizim Mehmet. Daha dedim ki kardeşim işte 4 milyon 5 milyon. Ya kardeşim Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun 10-15 milyon para alacaksın girerken dedim. Öbür sene aldılar. Verdiler işte 4 milyon çok mok diyorlardı. Vereceksin onu abi. Onu şey almadı. Sonra işte kaçıran Sayın Fikret Orman Beşiktaş'a. Daha o vakitler daha Trabzon falan İsami'ye sokulmuyordu. Victor Hugo. Valla hani hep yayına diyorum ya tutarlı olmak diye, ben Osimhen yorumunda dedim ya maddi olarak dikkat etmek lazım diye. Beşiktaş'ta da Fikret Orman döneminde, Sayın Başkan döneminde ben çok söylüyordum. Yani eğer başarı gelmezse, sportif başarı, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle batarsınız sevgili o transferlerle. Nitekim Bayern Münih'e elendikten sonra, ki o da ne kura şansı arkadaşlar. Şampiyonlar yani, Ligi'nde nasıl bir başarı? Gruptan çıkıyorsun, Bayern Münih'e denk geliyorsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne. Daha sonrası da ama işte Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Bir daha feda dönemi yaşamak zorunda kaldın. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Nasıl başarı olacak? Ne oldu? Sevgili Sergen Hoca'nın nasıl bir kadro kurdu? Kimleri aldı? Ona şimdi, zaten hiç girmeyelim hocam. Şimdi sen öyle bahsediyorsun, bu sefer ben Şampiyonlar Ligi'ne bak ama abi. Ama Beşiktaşları zaten o dönemiz sorun. Şunu diyeyim sana. Bir dokun bina işi. Şampiyonlar Ligi'ne karma yap, gene bir yere gidemezsin. Bak karma, dört büyüklerden. Hı. Orası çok farklı bir boyut. Oranın oynanan futbol falan farklı. Bir yarı final falan belki görürüz. Karma ama o da.
Ya şimdi grup, önce bir gruptan çıkacaksın, grup aşaması. Kolay bir iş değil orası. Çok farklı bir... Bizim anlatmak istediğim şu anda Trabzonspor nasıl buradan çıkar? Kaç tane alırsınız? Nereye alırsınız? Elzem zaten, stoperler zaten elzem. Ama elzem olmayan yer yok ki Trabzon'da. Banza var, adam geliyor sana neredeyse ceza sahasında top çıkartmaya çalışıyor. Hocam dört tane söylüyorum. İki ön libero, iki tane şey stoper. Bu alacak abi. Bu dördüne parayı veya Şenol verecek Hoca'yı abi. Şenol Hoca'yı bugün arasanız direkt bunları mı söylersiniz? Şenol Hoca'yı hiç aramam da neyse. Arasanız direkt bunu mu söylersiniz? Aklı ermiyor mu? Senin şimdi şeyin. Açık da lazım ona. Sol açıkta. Onlardan hocam, da sol açık. Hocam boş. Hocam Bakayeme'yi oynatacak bilmem ne. Orsic'i koyarsın onu. Ama şu dört tane adamı koyduğun zaman oraya. Hocam. Kimi koyarsan koy geriye kadar. Yani şu mevcut kadrodan hepsi adam şey olur. Performansları artar. Ya, ama bu dördü kalite olacak yani. Oyuncu bulmak çok zor şu anda. Çok devre arası vallahi. Bulacaksın zor. Hocam ne demek bulacaksın? Bu arada ya, önümüzdeki yaz dönemin transfer dönemi kulüplerimiz iyi fırsat değerlendirirse müthiş bir dönem. Çünkü dönem sonunda turnuva var. Turnuva olacağı için her takım, milli takım oyuncusu daha doğrusu, milli takımda yer alabilmek için, milli takım antrenörüne kendini gösterebilmek için 11'de sürekli oynayabileceği takımlara gitmek ister. Takımlarımız da bu fırsatı iyi değerlendirirse müthiş bir transfer dönemi olur. Yaz hadi transfer dönemi. Ya. Ama hocam devre arasında kolay ne bir takım hazır oyuncuyu bırakmaz. Hazır olan oyuncuyu bulmanız lazım. İhtiyacınız tam o oyuncu. İşte devre arası transfer hep zordur hocam. Problemli futbolcu olacak. Yani kulüple işte problemli. Osimhen gibi. Osimhen gibi hocam. Osimhen gibi ama. O türde. Yani bulacak hocam. Sen ben niye başkan olmuyoruz biz? Niye Şenol Hoca değiliz biz? Ben hiç başkan uğraşsınlar. Olmadım. Hocam Şenol Hoca uğraşacak. Araştıracak yani. Ne yapıp bulacak. Bulamazsan var hocam, eyvah. Değil, var ama nasıl getirirsin? Nereden nasıl? Ya bak şimdi şu anda minimumdan bahsedelim. İyi bir stoperler zaten kulüplerine mukavelesi olanlar. Tabii. Ben sana şimdi atıyorum. Güney Amerika'da çok takip ettiğim için iki tane isim söyleyeyim. Bir tanesi Brezilya'da oynuyor. Birisi İspanya'da oynuyor. İkisi de aynı takımda oynuyorlar. Aynı milli takımda. Mahalletli nereden bakarsan bak 6-7'den başlıyor sadece bonservise. Verecek hocam. Hocam bize bir şey söyleyeceğim. Yani. Şu anda devre arası ne zaman? Kaç ay var? Bir ay. Evet. En az. Bir dakika alacaksın o dakika, stoperi. Dakika, pardon dur. Neydi Almanya'daki stoperin 30 ismi? 30 saniyem kaldı. Kapatmam tamam, lazım. Hummels'i alacak. Şimdiden antrenmanları sokacak. Bitti peki arkadaşlar. Peki bakalım. Hadi artık programı yavaş yavaş noktalayalım. Hocam ben de tamam deyip kapatıyorum. Yani nereye alıyorsun hocam? Dur gözünü seveyim ya. Yani neyse. Efendim Güvenç Hoca ve Mahmut Hoca ile birlikte karşınızdaydık. Çok renkli bir 3 saatlik yayında karşınızdaydık. Hocalarım ağzınıza sağlık. Elbette. Teşekkür ederiz. Sizlerle olmak çok keyifli. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Programımızı noktalarken yönetmenimiz Aslı'ya, editörümüz Yusuf'a, yayın demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşça kalın.